Ben yoktum o yüzden teşekkür ediyorum. E, görünce de hemen dedim ben de dahil olmalıyım. E, gerçekten Yapı Kredi'de çok güzel e, projeler gerçekleştirdik. E, bu arada tanımayanlar için çok kısa kendimi tanıtarak başlayayım. İsmim Mustafa. E, Microsoft Türkiye'de e, uzunca bir süre istek tarafında danışman olarak çalıştım. Şu anda da Microsoft Teknoloji Merkezi'nde teknik mimar olarak çalışıyorum. Ee, yapı Kredi ile de aslında yollarımız bir BI projesinde kesişti. Ee, umarım yani umarım değil eminim aslında çok güzel bir webinar olacağına eminim. Çünkü gerçekten Yapı Kredi e, veriyle uğraşma anlamında olgunluğu Türkiye ortalamasının gayet üzerinde ve bu konuda da güzel işler yapan bir kurum. Ee, benim açımdan da hani onca zaman e, BI tarafında çalışmama rağmen hiç görmediğim e, şeyleri görmemi sağladılar. Gerçekten çok zor sorular sordular ve e, benim açımdan da çok e, faydalıydı e, o proje. O yüzden bugün de güzel e, verimli geçeceğine eminim diyeyim e, ve teşekkür ederek sözü bırakayım. Çok çok teşekkürler. E, katıl, katılımınız için çok teşekkür ederim Cumhur Bey, Tolga Bey, Uygar Bey, Yapı Kredi'nin e, Data tarafında çalışan yöneticileri olarak e, sizi aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. E, Power BI Türkiye Meetup Grubu'nda Teknik bilgi anlamında çok paylaşım yapmaya çalıştık elimizden geldiğince. E, ama bu webinar, e, bu meetup özellikle beni heyecanlandıran webinarlardan bir tanesi. Yapı Kredi gibi Türkiye'nin en büyük bankalarından bir tanesinin e, veriyi nasıl işlediğini, nasıl stokladığını, nasıl yön, e, kullandığını, hangi teknolojileri kullandığını genç arkadaşların duymasını arzu ettiğim bir e, webinar bu. E, katıncı arkadaşlardan. Sunumlar esnasında, konuşmalar esnasında merak ettikleri soruları e, sormaktan çekinmemelerini e, rica edeceğim. İstediğiniz gibi sorabilirsiniz. El kaldırabilirsiniz, mesaj yazabilirsiniz. E, ama bu ekip Türkiye'nin büyük bir şirketinde data ile ilgili çalışabilecek e, çalışan tecrübeli bir ekip. Eğer veri ile ilgili kariyer yapma planınız varsa unharca sorularını sorabileceğiniz en doğru ekiplerden bir tanesi. Ben katılımınız için çok tekrar çok teşekkür ediyorum. Sözü sizlere bırakıyorum. Buyurun. Peki ben giriş yapayım. Arkadaşlarım daha sonra devam edecekler. Ben ufak kendimi tanıtmak istiyorum. Cumhur Güven ben Yapı Kredi Bankası'ndaki veri ambarı ve iş zekası grubunun sorumluluğunu taşıyorum. 23 yıldır IT sektöründe çalışıyorum. Eğitimini tamamladıktan sonra. Bunun 21 yılı finans sektöründe geçti 2013'ten bu yana da Yapı Kredi ailesinin içerisindeyim ee, Farklı ekiplerde farklı sorumluluklar e, Aldım ilk e, yapı kredideki ilk yıllarımda işte dijital kanallardaki e, Ekiplerin e, yöneticiliğini O ekiplerde ATM çağrı merkezi mobil bankacılık internet bankacılığı gibi ekiplerde yöneticilik yaptım e, Orada çok e, güzel projelere işlere imza attık Sonrasında 2018 yılında da veri ambarı ve iş zekası ekibinin sorumluluğunu teslim aldım öyle söyleyeyim. Geçmişinde veriyle ilgili e, ciddi deneyimlerim vardı. Bu dijital kanal deneyiminde bir süre e, ara vermiştim veriyle olan temasıma. Daha e, müşteri deneyimi tarafındaki sorumluluklarını e, yerine getiriyordum. E, son 3 yıldır da veri ambarı ekibiyle beraber çalışıyoruz. E, yapı kredi ee, ekibi Yapı Kredi kimdiri çok kısa böyle bir büyüklüğünü e, göstermek adına belirli figürlerle bir bir paylaşım yapayım e, kendimi tanıttıktan sonra. Bugün Türkiye'nin neredeyse tamamına e, yayılmış bir hizmet ağı olan bin e, çalışanı, 1100 teknoloji çalışanı yani bizim içerisinde bulunduğumuz Yapı Kredi teknolojinin 1100 kişilik bir kadrosu var. Bütün bu teknoloji hizmetlerini hem çalışanlarımızın hem müşterilerimizin kullandığı uygulamaları bu bin kişilik ekip geliştiriyor. Tabii dışarıdan destek aldığımız çeşitli e, partnerlerimiz de burada mutlaka katkı yapıyor bize. 835 e, şubemiz 4.500 aşkın ATM network'imiz ve 10 milyon aşkın da aktif müşterimiz var. Birim zamanda bugün e, dijital kanallarımızda, mobil uygulamamızda anlık 20 bin müşteri işlemi gerçekleşiyor. Çok büyük bir veri akışı söz konusu. Bu hizmet verdiğimiz kanallardan e, bizim veri merkezimize e, gelen eee kredi ile ilgili bir de inovasyon Tolga bir sonraki slayda e, geçmenizi rica edeceğim. İnovasyon ve ilklerin bankası olması gibi bir iddiası olan bir kurum. Yani ben 2013 yılında geldikten sonra e, işin tarihçesini de tabii görme, değerlendirme fırsatım oldu. Belli ilklerde de içinde bulunma şansını ve fırsatını da yakaladım. Yani şurada çok başlangıcından bu yana kurumun nelere öncülük etmiş, neleri gerçekten ilk defa Türkiye'de uygulamış, gerçekleştirmiş bunları görebiliyorsunuz. Özellikle bu inovasyon ve teknolojide liderlik etme anlamında çok ciddi bir odağı olan ve buraya ciddi hem kaynak hem zaman anlamında da yatırım yapan bir kurum. Hakikaten hani bu tabloyu görünce de içinde bulunmaktan gurur duyduğum bir kurum onu söyleyebilirim. Şurada 2016 yılındaki dokunmadan para çekme diye gördüğümüz o ilkin içinde benim kendi e, bulunduğum ekibin içinde gerçekleşen bir deneyimdi. Belki bugün dinleyici arkadaşlardan da kullananlar bir şekilde deneyimlemiş olanlar vardır bu. ATM'ye dokunmadan QR koduyla para çekme deneyimini gerçekleştiren ekibin içerisinde bulunduğum için hakikaten kendimi şanslı hissediyorum. Ee, buradan sonra bir bizim şu anda e, bu bahsettiğim 1100 kişilik organizasyonun içerisinde benim sorumluluğunu taşıdığım veri ambarı ve iş zekası ekipleri aşağı yukarı 6 takımdan oluşan farklı farklı konularda uzmanlığı ve e, teknolojileri olan 96 kişilik bir ekip var. Bu ekiplerin e, yöneticilerinden ikisi şu anda bizimle beraber. Onlara birazdan sözü devrediyor olacağım. Daha detay teknolojik konularla ilgili bilgi paylaşacaklar. Bir e, veri ambarımızın büyüklüğünü bir göstermek istiyorum burada size. Bu aşağıdaki özellikle e, hangi veri konularıyla ilgili e, bankanın biriktirdiği datalarımız var. Bunların toplam büyüklüğü 400 TB civarında. Bu büyüklükteki verileri biz e, depoluyoruz ve e, günlük olarak da işliyoruz. Anlık akan veri üzerinde de e, veriyi işleme e, teknolojileri, kapasiteleri bunlar e, daha ileriki saatlerde daha detaylı e, aktarıyor olacağız. Yaklaşık 10000'den binden e, fazla da e, tablo yapısı ve e, bu dataları e, store ettiğimiz e, veri objelerimiz mevcut. Yani bu e, çok devasa bir büyüklüğü nasıl, e, hangi teknolojilerde nasıl store ettiğimiz, nasıl işlediğimiz, hangi aşamalardan geçirdiğimiz, bunları birazdan e, aktarıyor olacağız size. Bir e, bundan sonra bir şeyimiz var, e, genel bir veri mimarisiyle ilgili bir overview vermek üzere paylaşacağım bir slide'ım var. Burada da biz bankacılık faaliyetlerini yürüttüğümüz aslında bizim farklı farklı operasyonel sistemlerimiz var. Bunlar sizin bugün aslında müşteri olarak hizmet alırken işte bir ATM'ye gittiğinizde veya bir şubeye gittiğinizde orada sizin ya da bizim çalışanlarımızın kullandığı uygulamalar, uygulamalar bizim operasyonel veri sistemlerimiz. Buralarda verilen hizmetler, orada işte müşterilerimizin kullandığı ürünler, burada oluşan datayı biz e, belirli teknolojileri kullanarak işte bu Oracle'ın Golden Gate'i, informatika e, aracı gibi bunları bir Oracle Exadata kutusu üzerinde bu Oracle Exadata kutusu e, bazı optimizasyon problemlerini donanım üzerinde çözen Kapalı kutu olarak bir veri tabını çözümü olarak Oracle'ın sunduğu bir ürün, birçok performans avantajları olduğu için de bunu tercih etti Yapı Kredi Bankası uzunca bir süre önce ve buraya da yatırım yaptı. Bu donanım üzerinde koşan bir veri ambarımız var. Buraya datalarımızı ham haliyle kopyaladıktan sonra bir ODS katmanımız var. Buraya verileri dağınık yapılardaki kaynak sistemlerden farklı araçlar kullanarak burada da araçların kullanımı verinin transfer edilmesi, verinin içeriğine göre vesaire değişebiliyor. İşte küçük küçük değişen verileri Golden Gate gibi replikasyon tool'larıyla daha büyük montanlı değişkenlik gösteren verileri informatika gibi ETL tool'larıyla alıyoruz. Buraya bu verileri aldıktan sonra çeşitli veri ambarı katmanlarında Reusable e, modüler şekilde modelleyip en son datamart seviyesine kadar tüketilecek hale getirene kadar da bir dolu işlemden geçiyoruz. Burada yine informatika tool'u e, bizim ana e, çözümümüz olarak kullanılıyor. Burada dikkatinizi çekmek istediğim çok e, kritik bir nokta var. Bu veri bir şekilde bizim yani IT çalışanlarının işlediği ve kullanıma hazır hale getirdiği bir veri seti fakat artık yani son 5-6 yıldır diyeyim e, kesinlikle olması gereken bir e, yetenek olarak bu sistemlerde bu datalardan faydalanacak olan insanların yani bankamızdaki diğer çalışanlarımızın veriyi işleyerek karar alacak bir analiz yapacak insanların belli seviyede bu verileri kendi ihtiyaçlarına göre özetleme bazı ara çıktılar oluşturma bunların üzerinden daha e, ileri analizler yapabilmek üzere, kendi datalarını store edebilme gibi bir takım ihtiyaçlar e, hasıl oldu. Bunları da biz bu veri ambarı kutumuzun üzerinde bir sandbox yapısıyla bu şekilde bir hizmet olarak sunup o ekipleri de enable ediyoruz. Burada aslında IT tam anlamıyla IT yetkinliğine sahip olmasa da e, veri okuryazarlığı yüksek, veri işleme yetkinlikleri belli bir ortalamanın üzerinde olan e ekiplerin buralarda sandbox kullanımları ve bu canlı ortamda işlem yapabilmelerini sağlıyoruz. Bu yapının üzerine de veriyi e hem görselleştirmek hem de e raporlama amaçlı kullanabilmek üzere de e bir takım BI tool'ları oturtmuş durumdayız. Kaynak olarak veri ambarımız üzerinden çalışan fakat görselleştirme yeteneği olarak da e, Microsoft'un Power BI ürününü özellikle bu dashboarding ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere tercih ettik ve oraya, oraya geçiş yaptık. Onun dışında e, bir Business Objects platformumuz var. Belli bir tanımlanmış e, metadata üzerinden istediğiniz gibi kendiniz e, veriye erişebiliyorsunuz. Bir self-service e, enablement modu var. Onun dışında... Ee, R-Fighting gibi şey e, teknolojilerini, machine learning teknolojilerini ve modellerimizi, karar alma mekanizmalarımızda kullandığımız modellerimizi geliştirdiğimiz teknolojilerimiz var. Ee, burada özellikle yani veriyi işledikten sonra tekrar aslında bu az önce bahsettiğim kaynak operasyonel sistemler dediğim sistemlere belli karar noktalarını e, drive etmesi için bu işlenmiş veriyi tekrar geri akıtıyoruz. Örneğin mesela müşterilerimize sunduğumuz teklifleri, CRM faaliyetlerimizi şekillendirmesi için işlenmiş veri üzerinden yapılıyor bunlar. Belli analitik işlerde kullanılmak üzere üretilen onlarca yüzlerde, yüzlerce değişkeni taşıyoruz, aktarıyoruz. İşte bizim hem bankacılık faaliyetlerimizden, hem çalışanlarımızın performanslarını takip ettiğimiz bir MIS sistemimiz var. Buranın datasını buradan oluşturup aktarıyoruz. Bankacılık uygulamalarımız, ana bankacılık faaliyetleri içinde yine burada oluşturulmuş verileri o sistemlere kararlarımızı desteklemesi için aktarıyoruz. Aslında bir başladığı yere geri dönüyor veri gibi böyle bir döngü içerisinde çalışıyor bu yapı. Bir de bu veri ambarımızın dışında yani bu yapısal verileri tuttuğumuz ve işlediğimiz veri ambarımızın dışında bir de bir Hadoop cluster'ımız var, Big Data cluster'ımız. Burası biraz daha yapısal olmayan veya yarı yapısal olan verileri store edip işlemeye çalıştığımız XML formatında JSON formatındaki verileri store edip işlemeye çalıştığımız ve volümü daha yapısal verinin çok çok üzerinde çok daha büyük montanla akan verilerde kullandığımız bir teknoloji. Burada da kendi e, teknoloji siteyi ile bir veri e, aktarımı ve veri işlemesi e, çözümü mevcut. Bunlarla ilgili daha detaylı, yani teknolojilerin detayında e, bilgileri birazdan Tolga, Uygar, arkadaşlarım sizlerle paylaşacaklar. E, şunu söylemek istiyorum özellikle, yani dinleyici kitlesinin e, şeyini yaş grubunu falan çok göremiyorum ama yapı kredi özellikle e, deneyimli, personel arayışında, hani personel arayışıyla ilgili, oradaki kriterlerimizle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Deneyimli personel arayışında tabii ilgili konuyla ilgili bir uzmanlık, geçmiş deneyim vesaire bunlar önemli oluyor. Özellikle 5 yıl ve üzeri bir kariyeri olan kişi için söyleyeyim bunu. Fakat daha yeni mezun ya da 1-2 yıldır çalışan arkadaşlarımız için biz biraz aslında hani bir bardak gibi düşünürsek bunu, bardağın ne kadar dolu olduğu değil, bardağın büyüklüğüyle ilgileniyoruz diye ifade edebilirim bunu. Yani dolu bir çay bardağından ziyade boş bir su bardağını, hani beni kendi doldurabileceğim boş bir su bardağını tercih edebilirim orada. Yani ilk kriter aslında bizim için öğrenmeye merakı, kendini geliştirmeye sınırlarını zorlamaya olan hevesi, kişinin potansiyeli, yani daha çok... O gelişime açık olan yönünün gücü, gücü bizim için önemli. Yoksa e, o a kadar edindiği deneyim, özellikle zaten kısa bir süre çalışmış ya da hiç çalışmamış arkadaşlarım için bunları biraz ikinci planda tutuyoruz. Yani bize katılan arkadaşların kendini geliştirebilmesi, yetişebilmesi, e, ileride burada çalıştığı için ben burada şunu öğrendim diyebilmesi bizim için hani bize, bize kattığından bir tık daha değerli. Yani onu özellikle önemsiyoruz. Dolayısıyla yani özellikle yeni arkadaşlar için bu konulara hani bir alanla ilgili özel bir ilgisi varsa o konulara kendi kendine merak ederek girip öğrenmeye çalışması eninde sonunda o alanla ilgili istediği beklediği iş fırsatını yakalayacağını düşünüyorum. Hani bunu özellikle genç arkadaşlara önerebilirim. Bizim hani görüştüğümüz, birlikte çalışabilir miyiz diye değerlendirdiğimiz kişilerde baktığımız birinci kriter oluyor bu. Ne kadar hevesi var? Öğrenmeye aç mı? noktasında ne biliyor ya bakmıyoruz. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Bundan sonraki sunumun akışında ağırlıklı teknolojilerin detayları, BI ve analitik konularıyla ilgili daha derin bir şey yapacağız, analiz yapacağız. Ben soracağınız, merak ettiğiniz bir şey varsa şimdi alabiliriz, sonraya da bırakabiliriz. Yani Halil Bey orada siz de yönlendirebilirsiniz. Ben sözü Tolga'ya bırakıyorum. Teşekkür ediyorum herkese katılım için de. Teşekkürler Cemur Bey. Uh, merhabalar. Uh, uh, i̇ş Zekası Uygulama Geliştirme Müdürü Tolga Öksan. Uh, ben de yaklaşık 20 plus senedir uh, IT sektöründe çalışıyorum. Uh, bunun büyük bir kısmı da yaklaşık uh, 17-18 senesi de data üzerine, veri ambarı, data engineering, bunun presentation layer'ı yani bu ön katmanı dediğimiz uh, BI katmanları üzerinde çalışarak geçti son beş senedir de yapı kredi bünyesinde çalışıyorum geçen gün plaketim de geldi beni çok mutlu eden bir şey 5 sene gerçekten su gibi akıp geçti burada çok keyifli bir şey çalışma ortamımız mevcut gerçekten ve her daim devam ettiği bir yer olduğunu da söyleyebilirim teknolojileri de takip ettiğimiz edindirmeye yapı edindirmeye çalıştığımız bir e, ortamda çalışıyoruz. Ee, biz iş ekibi olarak ne yapıyoruz? Ee, bize gelen raporlama, dashboard taleplerini öncelikle karşılıyoruz. Ee, burada e, dashboarding olarak şu anda envanterimizde yeni aldığımız Power BI ve mevcut geçmişte bizim envanterimizde olan Klik e, uygulamaları mevcut şu e, hali hazırda onunla ilgili bir dönüşüm migration e, projemizi e, mevcut e, raporlama ortamlarımız var e, bu ana bankacılık sistemine Entegre e, ha, bizim Harmony adını verdiğimiz ana bankacılık sistemi ve yine ek olarak genel müdürlük ortamlarının edok veri ihtiyaçlarını karşıladıkları daha çok bu sert servis ihtiyaçları karşıladıkları genel müdürlük ortamımız mevcut. Burada sers servis aya özellikle şey bir başlık açmak istedim. Çünkü biz BI olarak şu anda yaklaşık 10 10 kişi artı bir de dış kaynak arkadaşlarımız mevcut. Danışman arkadaşlarımız mevcut. Yapı, yapı kredi gibi bir ortamda bütün datayı biz karşılamaya çalışsak hani buradaki ihtiyaçları e, karşılamamız olasılıksız yani burada bir 50 kişi değil 100 kişi bile buradaki şeyi karşılayamaz duruma gelir. Buradaki rapor ihtiyaçlarını tamamen biz yapmaya çalışsak biz bu yüzden kullanıcılara rapor ve dashboardlarına serbest e, promote ediyoruz. İhtiyaç halinde kendi raporlarını da buralardan oluşturuyorlar. Bu self servis içinde e, metadata katmanlarının büyük bir önemi var. Çünkü burada yalın metadata katmanları e, bu Power BI'da e, hem Power BI'da hem Business Objects'te Power BI'da model, eee Business Objects'te Universe. Bunların e, arkasında e, bizim ekibimizin inanılmaz bir eforu var. Biz e, iç zekası olarak burada hani veri sağlama rolünden çok bu metada e, ortamlarına büyük e, enerjimizin büyük bir kısmını harcıyoruz. Ve ekipler e, bu uygulamalar üzerinden e, kendi raporlarını, kendi dashboardlarını geliştiriyorlar ve e, kendi datalarına ulaşabiliyorlar. E, çok yaygın bir kullanım mevcut burada. Gündük yaklaşık 8 bin kişiyi e, bu ortamlarda şey yapıyoruz, e, konuk ediyoruz diyeyim. E, raporlama e, iş birimleri ve sahaya e, özellikle e, şöyle şöyle bir örnek vereyim. Şu anda bizim e, Power BI'de geliştirdiğimiz dashboard üzerinde yaklaşık e, 3500 kullanıcı her sabah burayı ziyaret ediyor ve özellikle de şey, e, saat 9-10 civarında inanılmaz bir yoğunluk oluşturuyorlar burada. Bu e, büyük yoğunluğu karşılamak için mühendisliksel bir yaklaşım gerekiyor. E, i̇ş birimi ihtiyaçları burada detaylı olarak analiz ediliyor. geliştirmeler özenle yapılıyor ve bakım maliyeti sürdürebilmek ve dinamik bir modeller kurgulamamız gerekiyor. Öbür türlü bu e, bu tarz işlerin altından kalkmamız gerçekten olasılıksız hale geliyor. E, bizim ekiplerimiz bu Sürdürülebilirliği sağlamak için de hem altyapısal hem de üst yapısal geliştirmeleri sağlıyor olmalar. Bunun bir sonraki bacağı da veri mühendisleriyle beraber çalışmalar yaptığımız hızlı ve, ve ser servis raporlamaya yönelikleri veri ihtiyaçlarını karşılamak için tabloların daha çok bu en ön katmanda bulunan datamart tablolarının e, dizaynına da diğer analist arkadaşlarımızla beraber katkıda bulunuyoruz. E, ben burada bir soru sorabilir miyim? Benzer bir e, soru da var diye tahmin ediyorum ama şimdi sizde çok fazla çok e, fazla sayıda farklı konuda e, sistemler var. ATM datası ayrı bir şey, CRM datası, krediler vesaire devasa farklı olan e, datalar var. Hı hı. Şimdi OLTP, OL tipi sistemlerden veri ambarı tarzında olap veri ambarı küpleri oluştururken işin bir teknik boyutu var bir de business tarafı var. Hı hı. Buradan yani o OLTP datasından sağdan gelen veya sistemlerden gelen veriyi bir veri ambarı mantığıyla birleştirirken konsolide ederken Nasıl bir yaklaşımınız var? Hem teknik anlamda bu sadece teknik boyutu değil aynı zamanda iş boyutu da olan bir konu. Hani nasıl işliyor oradaki süreç? Ee, onun için şöyle bir teknik bir problem. Biz mesela e, soru şu mu? Hani biz teknik olarak bu tatları nasıl mı store ediyoruz? Nasıl mı ayırt ediyoruz? Nasıl mı şey yapıyoruz? Yani biz e, Oracle'ın Enterprise Data Warehouse modelini kullanıyoruz şey olarak, yapı olarak. Bu hmm. Bey'in şuradaki sunumunda bu gözlemlediğiniz. Burada bu aşağıda gördüğünüz kısımlar bizim subject arayalarımız. İşte müşteri için bir subject arayamız var. Ürünler için bir subject arayamız var. Sonra bunlardan oluşan dimensionlarımız ve fact tablolarımız var. Bankacılık çok geniş bir yapı ve çok farklılıklar arz ediyor. Yani mesela krediler için bile farklı farklı tablolarımız mevcut. Yani bireysel ihtiyaç kredisinin bulunduğu tablo ayrı bir yerden besleniyor. Kurumsal kurumsal kredilerin bulunduğu tablolar ayrı bir yerlerden şey yoktur ve bunların başvuruları şurada gördüğünüz application modeli üzerinden geliyor. İşte e, sigortalar banking services üzerinden şey yapıyor. Bunların bir de şey var. Bütün bu işlemlerin oldukları olduğu işte bun, bunlar ATM üzerinden mi yapılıyor yoksa e, internet bankacılığı mı, mobil mi bunun üzerinden mi yapılıyor? Bunların tutulduğu bir kanal şeyimiz var. İşte burada şubelerde tutuluyor. İşte ee, işte bütün işlemlerin aktığı e, bu milyonlarca müşterinin, milyon 10 milyon plus aktif müşterinin datasının aktığı transaction tarafı e, burada mevcut. E, bu e, bu Inman'ın C e, şey yaptığı subject area modelinde bu datalar third normal form şeklinde tutuluyor. Buradan eee Dim dimension'ları okuyor. Bu, bu, biraz daha hani Kimball'ın Dimensional modeline benziyor orada. Orada Dimension tablolarımız oluyor. Onun üzerinde de e, Fact tablolarımız oluyor. Evet, ben de bir çok kısa bir yorumda bulunayım burada soruya ilişkin. Şimdi bizim OLTP sistemlerimiz çok yoğun transaction alan böyle anlık işte binleri on binleri aşan işlem yoğunluğu olan transaction tablolarımız olabiliyor. Bu, bunların tasarımını yaparken bu yükü kaldırabilecek şekilde bir tasarım yapılıyor. Yani daha çok o verinin tüketilmesinden okunmasından çok o verinin oraya e, sağlıklı bir şekilde store edilip e, hizmetin sürekliliğinin kritik olduğu sistemlerde bu tarz bir e, design principle var. Onu e, hatırlatayım. E, özellikle bu e, klasik veri ambarı yaklaşımında statik bir veri modeline sizin tasarladığınız veriye erişirken ki performansı ok anlamda tün edilmiş olan statik bir veri modeline bu verinin oturtulması için içinde bizim işte belirli ETL turlarıyla çizdiğimiz data pipeline'lar var. Bu data pipeline'lar execute edilip o veri modeline bu veri yerleştiriliyor. Ee, burada tabii e, şeyin dengesini tutturabilmek gerekiyor. O veri modelinin doldurulabilmesi için bir overnight process var. Bunun makul bir SLA içerisinde tamamlanıyor olması gerekiyor. Bir de o doldurulan verinin tüketileceği yerlerde sağlıklı ve hızlı bir şekilde bu veriye erişim gereki gerekiyor. Bu ikisinin e, tabii terazinin iki kefesi gibi düşünelim. E, i̇şte gece ne kadar hazırlık yaparsanız gündüz o kadar rahatlıyor bu işler. Veya biraz e, terazinin öteki tarafına doğru ağırlık verirseniz bu sefer geceki gün sonu işlerimiz uzuyor. Bu dengeyi tutturmaya çalışan bir e, şeyle bir denge stratejisiyle ilerliyoruz. Ee, özellikle bu tekrar kullanılabilecek olan dataları tek sefer işleme ve ondan sonra diğer bir e, ambarın üst katmanlarına e, doğru onları mümkün olduğunca reuse edebilme, e, veri redundancy'sini mümkün olduğunca minimuma indirme, hatta sıfır e, yapabilirsek sıfır yapabilme, e, performans arttı işte governance dengesini tutturabilme, bu prensipler çerçevesinde bir şeyle, e, tasarımla ilerliyor. E, özellikle veri işleme kısmında verinin büyük boyutlarda verinin işlendiği yerlerde paralellik vesaire bizim için çok kritik. Yani eğer parçalanarak, paralelleştirilerek kaynak utilization'ını maksimize edip e, çıktıya en performans, en hızlı şekilde ulaşabileceğimiz bir şeyimiz varsa, ve imkanımız varsa o senaryo mutlaka göz önüne alın. Tasarım o şekilde e, akıllı şekilde şekillendiriliyor. Tabi e, tabii gün içerisindeki tüketimi ne şekilde olacak öngörebiliyorsanız eğer o biraz daha e, sizin elinizi rahatlatıyor. Ama çok öngöremediğiniz her türlü farklı senaryoda veri tüketimi durumu olduğu durumda o zaman çok geniş bir çerçeveyi kavur eden bir tasarım yapmanız gerekiyor. O zaman da işte belli e, corner case'ler diyeyim. Bazı senaryolarda hani bu e, 100 senaryonun 98'inde e, çok iyi çalışıyorsa belki %2'lik bir şeyi kaçırabiliyorsunuz. Böyle bir denge e, şeyi gözetiyorsunuz tasarımda orada. E, bunu ilave etmek istiyorum. Bilmiyorum e, sorunun e, cevabı olarak tatmin edici bir yanıt oldu mu? E, ama temelde OLTP ve OLAP arasında bu tarz bir e, kurallar bütünü var bizim e, dikkat ettiğimiz ve tasarımlarımızı buna göre şekillendirdiğimiz. Örneğin mesela e, veri ambarında e, update cümlesi çalışmaz gibi çok herkesin bildiği bir şey vardır. Yani neden? Çünkü çok maliyetli bir iştir. Gece gece sizin operasyonunuzun bitmemesine sebep olabilir. O sırada birilerini tamamen kilitliyor olabilir vesaire. Bunlar mesela tüm tasarımlarda hani o 101 olarak bilen her şey burada yapı uygulanıyor Peki teşekkürler real-time data işleme ile ilgili ne söylemek istersiniz teknoloji anlamında kullanım tarzı anlamında öyle bir soru gelmiş yani sadece veri ambarında tutulan ve oradan evet. raporlanan veriler haricinde bu fraudla ilgili olabilir, başka bir şey, kullanıcı evet. logları olabilir, başka şeyler olabilir. Real time data ile ilgili e, ne anlatmak istersiniz? Şimdi o konuyu e, Uygar çok derinlemesine açacak birazdan. Ben şey yapmayayım onun alanına da çok tamam. ihale etmek istemiyorum. Bayağı detaylı gireceğiz oraya. Daha çok e, hani daha şey sorular da gelebilir yani daha teknik detay sorular da gelebilir. Hı hı. E, i̇ç için e, Tolga Bey'in gösterdiklerinden ve anlattıklarından anladım. Bütün e, o alt tip sistemlerden lazım olan verilerle ilgili e, hazırlanmış bir e, data mart, data warehouse tarzı bir e, altyapınız var. E, son kullanıcılar kendi raporlarını bu data warehouse'a veya data mart'lara bağlanarak e, Power BI özelinde kendi raporlarını oluşturuyorlar diye anladım. Biraz self-service business intelligence tarzı bir şey. Evet yöntem yani, temizliyorsunuz. Power BI olabilir, Business Objects var tool'larımız arasında bu olabilir. Veya bizim az önce ilk sunumda bahsettiğim sandboxlar üzerinden veri tabanı erişimiyle de yapabilirler. Bir takım araçlıklar üretebilirler, tablolar oluşturabilirler. Yani verinin tüketildiği birkaç şey, çözüm var, tüketim şekli var. Bunların her birini kullanıcının yetkinliğine göre, okur yazarlığına göre farklı farklı yerlere yönlendiriyoruz. Okay. E, bu e, tükettiğimiz datalar, e, bu rapor katmanında tükettiğimiz datalar bu özellikle EDOC raporların yapıldığı Halil Bey sizin e, verdiğiniz örnekteki 20 tane üniversitemizin bulunduğu yaklaşık 5000 tane tekil raporumuzun olduğu bir e, business objects genel müdürlük ortamımız var. Bu size bahsettiğimiz hani Kullanıcıların üniversiteler üzerinden aldırdıkları raporlar bunlar yani bu tarz raporlar. 2000 tane de e, direkt ODS kaynaklarına bağlanan e, operasyonel raporlarımız mevcut. Bu e, bu da e, ana bankacılık sistemimizin üzerinde duruyor. E, bu e, ana bankacılık sistemini embed ettiğimiz e, apiler vasıtasıyla çalışan ve e, Burada render edilen e, bir e, business objects altyapısını kullanan yine bir, bu ortam üzerinden sağlanıyor. Yine pow, e, dashboardlarımız mevcut. E, Power BI üzerinde. E, bunlarda da e, çok ciddi bir mühendislik uyguluyoruz. Çünkü şey e, az önceki slaytta da bahsettiğim gibi e, bunlar sahaya açık raporlar ve ve ee, kısıtlı saatlerde, özellikle şey bankadaki ortamları düşünün, özellikle saat 9-10 saatlerinde şubelerimiz, e, şube personelimiz gelir gelmez ilk açtığı raporlar bu raporlar buluyor ve e, yaklaşık 3.500 tane tekil e, ziyaretçiyi karşılıyor. Bu da bizde özellikle işte size e, daha önce de bahsettiğim bu e, üst seviye bir <laughs> üst seviyede bir mühendisliği sağlıyor burada. Mühendislik ihtiyacı oluşturuyor. Hem raporlarımızda SQL işte bu Power BI ortamlarında e, e, optimize DAX kodlarının oluşturulması buna uygun tablo dizaynının yapılması bu arka tarafta özellikle m, e, veri mühendisi arkadaşlar çok yoğun bir e, çaba harcıyorlar e, bize bu tabloları oluşturabilmek için. Ben bir su içeyim izninizle Ve yine e, ekip arkadaşlarım burada e, bu dashboarding'te de de yalın. Ve kolay anlaşılabilir da dashboardlar dizayn ediyorlar. E, bir yandan da. E, standartlar oluşturuyoruz. Yapı kredi gibi büyük bir ortamda çok ciddi standartlar oturtmanız gerekiyor. Hem raporlama tarafında hem dashboarding tarafında e, tablo isimlendirmesinden tutun, kolon isimlendirmesine, e, fon, e, rapor fontlarına, e, dashboard fontlarına her şey bir standarda oturulmuş durumda, oturtulmuş durumda altyapı ekiplerimizle beraber de hem bu ortamlardaki standartların korunmasına hem de bu üst yapıda oluşturulmuş raporların, dashboardların, standardın korunmasını da aynı zamanda sağlıyoruz. Burada çok kısa bir araya gireceğim. Muhtemelen bahsedeceksiniz ama benim de projeden izleyen, izlenimim ya da öğrendiğim bir konudan bahsetmek istiyorum katılımcılar için. E, bu konunun hani kompleksliği ya da mühendislik boyutundan zaten çok güzel bahsettiniz. E, orada e, role level security konusu aslında benim aklıma gel geldi e, konuyu anlatırken. Gerçekten hani hiçbir e, Power BI'deki role level security'yi bütün katılımcılar biliyordur. Neyi sağlıyor? İşte şu kişi şunları görebilsin, bu kişi bunları görebilsin. E, roller oluşturalım, ona göre satır bazlı filtrelemeler yapalım. Yapı Kredi'de biz projenin role ve security kısmını konuştuğumuzda daha önceden hiç karşılaşmadığım bir e, talep geldi. O da şu. Roller zamana göre de değişiyor ve bu de oturtmamız gerekiyor dendi. E, zamana göre değişmesinden kastım şu değil. Hani rolleri insanları ekleyip çıkartıyoruz şeklinde değil. Kişinin e, zaman ekseninde de rolüne göre işte bir şube müdürüyken başka bir yerde bölge müdürü oldu o tarih arasında şube müdürü rolünde data görmesi gerekiyor. İşte şu tarihten sonra bölge müdürü bölgesindeki verileri görmesinde e, oradaki verileri görmesi gerekiyor gibi. Hatta daha da kompleks e, işte geçtiği bölgeye göre if else'lerle daha da kompleks e, senaryoların, conditionların oluşması gibi şeyler ortaya çıkıyor. O yüzden e, benim açımdan da hani kurumsal ölçekte bu kadar büyük bir kurumda bir proje yaptığınızda özellikle Power BI perspektifinden söylüyorum. Diğer boyutları zaten ayrı ayrı e, çok büyük konular ama Power BI perspektifinde dahi normalde bizim e, karşılaşmadığımız hiç aklımıza bile gelmeyen senaryolar gerçekten bu tür projelerde ortaya çıkıyor. Biz de Microsoft olarak Microsoft Türkiye'de daha önce karşılaşmadıysak globale soruyoruz. Bir şekilde çözümler oluşturmaya çalışıyoruz. Biraz e, araya girip şey yaptım ama vakit aldım ama <laughs> e, paylaşmak istedim buradaki deneyiminimi. Evet evet e, Mustafa'larla birlikte bizim e, Power BI'yi e, yapı krediye entegre ederken büyük mesai harcadık gerçekten. E, çok çok iyi oldu Mustafa bunu hatırlattığın için. E, burada şöyle de bir şey var Mustafa hatırlarsın yani biz Kasım'da start verdik. Ocak'ta da bu e, Ocak başında da 4 Ocak'ta yanlış hatırlamıyorsam dashboardumuzu canlıya aldık. Gerçekten inanılmaz yoğun bir ekip çalışması oldu. Geceli gündüzlü işte hafta sonları dahi çalıştığımız bir dönem oldu. Ama burada şöyle bir önemli bir nokta var. Biz yapı kredi teknoloji olarak tabii ki hem danışman arkadaşlarımızın hem de Microsoft'un da desteğiyle çok kısa bir sürede yani Kasım'dan Ocak'a bir uygulamayı ana bankacılık sistemimize envet ettik. Ve bunu e, saat 9-10 saatlerindeki işte size az önce bahsettiğim 3500 kullanıcı kullanıcıya hizmet verebilecek ve kesintisiz hizmet verebilecek hale de getirmiş olduk. Gerçekten bu e, hem e, tabii arkadaşlarımın hızlı öğrenme kabiliyeti hem de e, Power BI'ın da hani buna olanak sağlaması, hızlı öğrenme, hızlı adaptasyona e, olanak sağlaması sayesinde oldu diyebilirim. Evet o, o implementasyonda bir karşılaştığımız bir challenge vardı. Bir ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim bu sunumunu yaptığımız veri işleyip görselleştirdiğimiz veri e, müşteri yani bankanın bütün hiyerarşisini içinde barındırıyor. Genel müdürden bölge müdürü, şube müdürü, müşteri temsilcisi, müşteri, müşterinin ürünü e, gibi böyle bütün kırılımları içeren bir veri yapısı. Tabii bunu Power BI biliyorsunuz built-in e, in-memory veri işleme yeteneği olan, çok hızlı bir şekilde veriyi farklı boyutlarıyla size gösterebilen, işleyebilen bir araç. Tabi bunun içerisine bu granularitede bir veriyi e, almaya çalıştığımız zaman e, çok büyük bir veri boyutuna ulaşıyoruz ve onun bu sefer yüklemesi problem oluyor. Görüntülerken iyi çalışıyor ama yüklemesi uzun sürüyor. Orada arada e, granularite seviyesini belirli bir seviyede tutarak mesela müşteri seviyesine kadar veriyi Power BI'nin içerisine ingest edip daha alt kırılımdakini istek geldiğinde gerçekten bulunduğu kaynağa giderek hibrit bir mekanizma e, tasarlayıp e, az önce o bahsettiğim verinin yüklenmesi ve tüketilmesi noktasındaki performanslı tüketimi noktasındaki dengeyi bu şekilde burada sağlayabildik. E, özellikle bu tarz büyük veri işlenen e, ortamlarda bu dengeyi çok iyi tutturmak gerekiyor. Yani hangi seviyeden itibaren e, alıp işlemeniz, e, yüklemeniz e, online olarak e, hızlı bir şekilde tüketeceksiniz. Hangisinde istek geldiğinde belki biraz daha performanstan feragat ederek canlı kaynağa giderek okuyacaksınız falan. Bunların dengesini çok iyi kurmak gerekiyor. Biz de burada e, ikinci denemede ee, o optimum noktayı yakalamıştık ve çok kısa bir sürede de hiç bize de bir performans anlamında bir iş sürekliliği hizmet sürekliliği anlamında bir sorun yaratmadan hayata geçti hem Microsoft ekibine hem kendi ekibime çok teşekkür ediyorum tekrar buradan. Evet hem canlıya aldık hem de büyük banka içerisinde de büyük bir memnuniyette sağladık bu uygulama sayesinde. Evet e ister benim sunumum bu kadar. E, soru varsa cevaplayabilirim. Eğer yoksa e, big data ve analitik konuları için sözü Uygar'a devredeceğim. Tamam, Uygar Bey'i e alalım isterseniz. Sonra soru-cevap faslana ben... geçeriz. Paylaşayım ekranı. Geldim şu anda? Evet görüyorum ben. Evet görünüyorlar. Ee, siz soru cevapla ilgili devam edeceksiniz. Ben bekleyebilirim. Yoksa başlayabilirim. Yo, i̇sterseniz siz yapın. Ee, en son soruları olursa toplu halde yanıt vermeye çalışırız. Cevap vermeye çalışırız. Sizi de dinleyelim keyifle. Ee, öncelikle teşekkürler tekrar çağırdığınız için. Gelenlere de Tekrar hoş geldiniz diyorum. Boğazım bu arada biraz kötü. O yüzden arada öksürürsem kusuruma bakmayın lütfen. Kendimi tanıtayım önce. Uygar Erben. Yapı Kredi Bankası'nda kurumsal zeka platformları müdürü olarak çalışıyorum. 2008 yılından itibaren büyük bir analitik ödeme sistemleri farklı alanlarda çalıştım kariyerim boyunca. Son 8 yıldır Büyük ve analitik teknolojiler, altyapılarla ilgili ilgili e, çalışıyorum. E, son 4 yıldır da yapı kredide çalışıyorum. çalışıyorum. E, Big Data ve Analitik Session'ında genel olarak aslında hangi teknolojileri kullanıyoruz? E, özellikle Machine Learning ile ilgili hangi çalışmalar yapılıyor banka genelinde? E, ve e, bunları nasıl bir ortamda çalıştırıyoruz? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra da Big Data teknoloji sisteminden biraz e, bahsediyor olacağım. Ee, öncelikle e, bankada e, Bey'in ilk başta gösterdiği slaytta, architectural slaytta verinin biraz daha e, veri konsepti olarak farklı stage'lerden oluşmuş hali yer alıyordu. Burada ise biraz daha teknoloji domaininde bir e, gösterim e, eklemek istedim. E, yapı kredi olarak farklı veri kaynaklarını, farklı tiplerdeki veriyi bu e, Öncelikle tabii ki structured, daha sonra semi-structured ve unstructured olarak farklı veri kaynaklarını nerede tutulması ve store edilmesi veya proses edilmesi anlamlıysa o lokasyonlara veya o teknolojilere land ettirecek farklı komponentlerle çalışıyoruz diyebilirim. Örneğin e, structured veri, bankanın tabii ki transactional verisi, e, bütün domainlerin verisi, e, ana land ettiği yer, ana olarak land ettiği yer, e, data warehouse, oracle teknolojilerinde çalışıyor. Ancak semi-structured ve unstructured olan veya structured olup historisi çok derin olan verileri büyük veri ortamına e, adresliyoruz, oraya almaya çalışıyoruz. Bu verileri büyük veri ortamına alırken e, özellikle e, real time olarak alacaksak Kafka ve Flume gibi bir ingestion metodu veya iki teknoloji birlikte kullanıyoruz. E, eğer bulk olarak almak istiyorsak e, Ozi, e, Scoop gibi e, yine iki teknolojiyi birlikte kullanıyoruz ve scheduled e, bir şekilde overnight verileri büyük veri ortamına transfer ediyoruz çok daha yeni hayatımıza giren bir komponent var, NiFi, bununla da hem bulk olarak hem real-time olarak verilerimizi büyük veri ortamına transferini yapıyoruz. Data Warehouse için ise aynı şekilde informatika ITI tool'u kullanarak veri transferini yapıyoruz ya da Golden Gate ile real-time replication şeklinde yani CDC operasyonu olarak kaynak sistemi herhangi bir latency yaratmadan Redolog'lar üzerinden çalışan bir yapıda Oracle'a kopyalamayı yapıyoruz ve Data Warehouse'daki ETL pipeline'ları bu kopyalama sonrasında transaction hayatına devam ediyor. Veriyi özellikle büyük veri ortamını aldıktan sonra neler yapıyoruz? Bir Öncelikle veriyi doğru formatta tutmak çok önemli çünkü büyük veri ortamı bir file sistem. Biraz daha ileride bahsedeceğim bundan. Veriyi aynı şekilde görüyor olabilirsiniz ama onlarca diyebilirim farklı yöntem ve metotla tutabilirsiniz. Mümkün olduğunca denormalize tutmaya çalışıyoruz. Yani bütün veriyi bir arada tutmaya çalışıyoruz. Join operasyonlarından sakınmaya çalışıyoruz özellikle ve tabii ki doğru partitioning veya işte. Cluster edilmiş verileri büyük veri ortamında daha meta data seviyesinde doğru bir şekilde define etmeye çalışıyoruz aynı şekilde veriyi nasıl store ettiğimiz kadar tabii onu nasıl proses edeceğimiz o veriyi nasıl kullanacağımız da önemli bunun için özellikle büyük veri ortamında eğer sorgulama şeklinde kullanacaksak Hive kullanıyoruz eğer daha programatik program seviyesinde veya uh, scripting language olarak uh, veriyi manipüle etmeye çalışacaksaksa Spark kullanarak veriyi işlemeye çalışıyoruz. Bunun yanında hayatımıza yeni giren Flink var. Window ve String Calculation için kullandığımız. İleride onun ayrı bir slide'ı var ayrıca bahsediyor olacağım. Büyük veri ortamına e, tabii ki anlamlı verilerin alınması gerekiyor. Yani bütün e, verilerin, gereksiz verilerin, lookup tarzında verilerin ya da özellikle e, boyutu belli bir seviyenin altındaki verilerin büyük veri ortamında aslında daha iyi perform etmediğini biliyoruz. Bu, bu anlamda belli benchmarklarımız var. Veriyi HDFS seviyesinde file olarak tuttuğumuz gibi bir NoSQL database'imiz de var. HBase kullanıyoruz burada da. Ondan da biraz detay olarak bahsedeceğim ilerleyen slaytlarda. Bu ortamda hazırladığımız verileri ise analitik amaçlarla kullanmak istediğimizde R ve Python gibi elimizde open source teknolojiler var. Ee, şu anda yapı kredinin elinde e, yeni olarak gelen e, 6TB'lık e, memorisi olan e, 220 e, fiziksel core, tabii logical olarak çok daha fazla e, core'u olan bir <laughs> machine learning server var. E, bunun bir de daha e, small size'ı var ve ikisi birlikte operate e, ediyorlar. Verinin büyüklüğüne göre farklı makinelerde e, arkadaşlar e, merkezi olarak ama ee, tabii ki web UI'ler aracılığıyla işte Jupyter Notebook gibi, RStudio gibi e, arayüzler aracılığıyla veriyi veriyi erişiyorlar, e, komutlarını execute ediyorlar e, ve e, mümkün olduğu kadar e, memory intensive işlerde e, makinelerin e, source dağılımlarında düzgün, düz, düzgün bir şekilde kullanıcılara adaletli olacak bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Aslında Arka planda veriye erişim ve veriyi aldıktan sonra direkt olarak proses etme gibi gözüküyor. Ama veriye nasıl eriştiniz, hangi parçalar halinde aldığınız, veri işleme şekliniz çok önemli. İlerleyen slaytlarda daha detaylı da bahsedeceğim. Bu proses ve özellikle veri discovery fazından sonra verinin tabii bir de runtime ortamları var. Bunlar da önemli hale geliyor. Runtime ortamları için Docker ve Kubernetes özellikle kullanılıyor. Ee, görselleştirme için Power BI kullanılıyor, ee, Big Data tarafında veriyi akses edebilmek için Hue arayüzü kullanılıyor. Daha e, Aynı şekilde Search Engine kıvamında kullanabilmek için de veri üzerinde daha Search edebilmemiz için de Elasticsearch benzer bir şekilde Solr e, elimizde var ve kullanılıyor. Özellikle loglar Loglar içerisinde araştırma yapmak için. <laughs> Bunun yanında yeni yeni teknolojileri de tabii hayatımıza dahil ediyoruz. Yani elimizdeki teknolojileri, elimizdeki teknolojilerle yetinip sadece onları kullanmıyoruz. Ekip olarak özellikle bir veriyi tutmanın ya da işlemenin daha anlamlı ve performanslı olduğu bir teknoloji varsa ve arkadaşlarımız bu konuda hani birbirlerini ikna edebiliyorlarsa, ekibi ikna edebiliyorlarsa ee, özellikle çok hızlı bir şekilde bunun e, Docker üzerinden belli instance'larını ayağa kaldırıp çok small size'da denemelerini ve benchmark'larını yapabiliyoruz bank olarak böyle imkanlarımız var. Ee, mesela bu şekilde başladığımız e, Neo4j var hayatımızda. Müşteri ilişki ağı e, bunun üzerinde geliştirildi. Çünkü e, recursive bir şekilde e, müşterilerin e, birbirleriyle ilişkileri para transferlerine göre bulunmak istendi. Normal, traditional bir yöntemle bunu yapabilmek ve bulabilmek çok zor. Ama mesela Neo4j gibi bir graph database'de zaten amacı ve özelliği bu. E, çok daha hızlı bir şekilde, çok daha performanslı bir şekilde bu e, teknolojiyi enable edip hayatımıza dahil edebiliyoruz. E, peki, <laughs> çok pardon. E, yapı kredide e, machine learning anlamında ne tarz çalışmalar yapılıyor? E, biraz zamanda e, zaman dengeli kullanmak için e, bunlardan da bahsedeceğim. Hızlı bir şekilde geçeceğim. Özellikle streaming analytics konusu. E, bu akan veri üzerinde belli prosesler yaratılıp bunun üzerinde insightler üretilmeye çalışılıyor. Özellikle klik verisi gibi belli windowlarda hesaplanması anlamlı olan müşterinin son 5 dakika son 10 dakika içerisinde veya son 1 saat tabii ki son 24 saat veya haftalık da olabilir bunlar anlamlı olduğu noktalarda streaming analytics veya bunun e, sadece analytics dediğimiz şeyi şey olarak düşünmememiz lazım yani machine learning olarak da söylemiyorum bunu ama kompleks analitik hesaplamalar yani kompleks event processing anlamında da belli insightler çıkartılmaya üretilmeye çalışılıyor. Bunun yanında işte relation network, yine mesela müşteriler arasında para transferi olduğu anda eninci seviyeden müşterilerin bile birbirleriyle olan ilişkisini anlık olarak monitör edebileceğim sistemler geliştirmeye çalışıyoruz. Alt yapısı olarak hepsi yeni alt yapılar. Bunun yanında fraud analytics konuları var. Özellikle kart ve, fraud, kart ve müşteri fraudunu detect edebilmek ve... Ee, bizim Fraudster profiling dediğimiz, Fraudster profillerini tespit edebilmek için yaptığımız çalışmalar bulunuyor. Bazılarında Fraud konuları çok zor bu arada, zor konulardır çünkü tespit edebilmesi, yani bazen binde beşlik, binde, binde beşle belki binde bir diyelim, e, aralığındaki bir olasılıktan bahsediyoruz. O yüzden bunların e, modellenmesi için de <laughs> yine sampling metotları, çok farklı e, işte sentetik veri generate etme gibi farklı metotlar uygulayarak geliştirmeler yapılıyor. Risk analytics konuları var. Genel olarak bu bilinen bir konudur. Banka tabii ki kredi verir, başvuru alır. Bunların skorlanması ile ilgili ve müşteri ve başvuru skorları üretilmesi, müşterinin limitlerinin belirlenmesi ya da bir ürünü alıp almamasına karar verilmesi ile ilgili yapılan çalışmalar risk analitiği altında toplanıyor. Image processing arg ekipleri var bankamızda. Özellikle e, bu ekiplerin e, yaptığı çalışmalar arasında da bulunuyor. E, dokümanları OCR e, üzerinden aslında karakterleri extract etme. Tabii OCR teknikleri çok gelişti artık kütüphaneler çok olgunlaştı. E, burada artık sadece e, OCR yapmak değil, arkasından NLP'yi de uygulamak aslında anlamlı hale geliyor ki extraction doğru bir şekilde yapabilelim. Nitekim e, sosyal medya üzerindeki tweetlerin işte sentiment analizleri ya da chatbotlarda yazı, yapılan yazışmaların anlamlandırılması ya da e, call centerdaki e, konuşmaların ya da IVR dediğimiz özellikle sizi ilk başta uygun menüye root eden e, karşılayan e, agentin diyelim sanal agentin e, konuşmaları çok anlamlı çıktılara e, erişebiliyorsunuz bunları doğru bir şekilde proses ettiğinizde. Örneğin yaptığımız çalışmalardan, buralarda yaptığımız çalışmalardan bir tanesi word cloud. Hatta yeni bir teknikle tekrar üzerinde çalışıyoruz. E, burada da şunu hedefliyoruz yani call center arayan kişiler son 5 dakika, son bir saat içerisinde ne yüzden arıyorlar, ne e, soruyorlar ya da e, bir problem mi var, e, bir atak olabilir ya da gereksiz bir SMS olmuş olabilir, anomali durumlar da var. Bunlar çok net bir şekilde tespit edilebiliyor bu sayede. <laughs> bunun yanında Marketing Analytics tabi bu en büyük e, majör senaryolardır. Bütün banka ya da bütün kurumlar bankalardan, far, e, banka veya bir sektör ayırt etmeksizin müşteri kazanmaya çalışırlar. E, biz de e, doğal olarak bunun üzerine e, geliştirmeler yapıyoruz. Özellikle müşterilerin eğilimleri. E, hesaplanmaya çalışılıyor. Ürünler bazında eğilimleri, benzer müşterilere benzer ürünleri verme üzerine yapılan çalışmalar var. Bununla ilgili skorlamalar yapılıyor. Recommendation engineler var. Ee, yine location profiling mesela e, müşterinin özellikle lokasyonuna göre marketing yapılmasıyla alakalı e, belli çalışmalar da yürüyor. Yani neyi kastediyorum? Aslında siz mobil app kullandığınız zaman, mobil app'ten aldığınız lokasyon ayak izi ...sizin karakterinizle alakalı ya da müşteri davranışınızla alakalı bilgiler verir. Bunu tabii ki izin verdiğiniz durumda bu olur. Yani Google'da, Facebook'ta bütün Foursquare gibi uygulamalar zaten bunları net olarak kullanırlar. Ama biz de müşterilerimizin yani sosyal lokasyonları tabii ki geniş bir çerçevede... ...work location'ları yaklaşık olarak ve oturdukları home location diyebileceğimiz lokasyonları anlamlandırmaya, bunları tespit etmeye ve buna uygun senaryolar geliştirmeye çalışıyoruz ki geofence olarak tanımlayacağımız bu lokasyonlar marketing anlamında çok fark yaratacak aslında verilere dönüşüyor. Grönler olarak bir latitude, longitude ve timestamp verisinden yüzlerce belki kolon generate edebilirsiniz. Bunun bir de tarihsel ...bir window şeklinde işlediğiniz zaman e, aslında yani uçağa binen, seyahate çıkan, taşınan, ev değiştiren... E, ...ne bileyim sürekli bir rota halinde hareket eden müşterilerin pattern'larını inceleyebilirsiniz. Ve buna göre kampanyalarınızı bile şekillendirip doğru müşteriye doğru e, kampanyayla ulaşabilirsiniz... E, Tabii ki bunları yapabilmek için de büyük veri teknolojilerine çok hakim olmak veya e, iyi bir şekilde kullanabilmek gerekiyor. <laughs> Özellikle e, bunu eklemek istedim e, biraz hani ne, hangi aşamalardan e, oluşuyor? M makine öğrenmesiyle bir çalışma yapacağınız zaman makine öğrenmesi teknikleriyle bir çalışma yapacağınız zaman bu direkt olarak hazır bir yani genelde örnekler öyledir hani hazır bir veri seti vardır alırsınız. 3-5 algoritma dener ve sonuç çıkartırsınız. Aslında çok da basitmiş dersiniz. Ama gerçek hayat böyle değil. Gerçek hayatta bir e, konuyu netleştirmek e, işi bazen yapmak kadar e, vakit alan ve e, zorlayıcı bir şey olabiliyor. Konuyu netleştirmek yani business'ı anlamak ve e, business value'yu gerçekten net bir şekilde ortaya koyabilmek. Daha sonra bu business value'ya hizmet eden data nerede? Bunu bulmak ortaya çıkarmak, daha temizleme kısmına gelmedik. Evet ama ben bu datayı kullanabilirim demek. Boyutuna göre e, datanın formatına göre uygun yerleri kafada netleştirebiliyor olmak. Tabii ki daha sonra bir preparation adımı var. E, preparation'da artık hani missing value handling'den e, hani veriyi collect edip e, düzgün şekilde aggregate etmeye ve bunun performanslı bir şekilde belki yapacak yapıları kafada build etmeye kadar birçok e, noktaya dokunuyor aslında. Tabii ki daha sonra belli verileri hazırladıktan sonra artık modelleme aşamasına geçiyoruz. Bundan sonrası aslında yokuş aşağı biraz daha diyebilirim. E, ki çok net bir şekilde tane algoritmayı aynı data üzerinde deneyip sonuçlarını birbiriyle karşılaştırabilir e, ve performanslarını yorumlayabilirsiniz. Hani doğru verileri aldım mı e, işte e, nasıl söyleyeyim e, yani target'ımla çok çok e, ...overfit eden bir durumum var mı? Bunları belirlemek, model performansını yorumlamak da çok önemli hale geliyor. Yoksa çok straightforward bir iş olabilirdi bundan sonraki süreçte de. Ki nitekim yavaş yavaş automate edilmeye, otomatize edilmeye de başlanıyor bu kısmı. Ama validation, bunu yorumlama kısmı çok önemli. Biz doğru veriyi oluşturabilirsek doğru çıktıyı alabiliriz. Yani doğru veriyi kafamızda oluşturmadan, hayal etmeden bu data preparation kısmı çok hayal gücüne endekslidir. Yani bol bol veri türetip anlamlı olup olmadığına çok bakmaksızın aslında etkisini görmek lazım modeller üzerinde. O yüzden biraz insan gücü ya da düşünce yapısı buradaki başarımı çok net bir şekilde değiştirebilir. E, nitekim daha sonrasında validation ve eee validation aşamasından sonra da verinin görselleştirilmesi ya da e, dağıtılması, farklı partilerle paylaşılması gibi e, süreçler e, başlar. Bu genel olarak bir machine learning life cycle'dır. E, ama en çetrefilli kısmı kesinlikle data preparation'dır. E, özellikle orta son üçlü e, işin e, yani yüzde belki 40'ı diyebilirim benim kafamda bu şekildedir. Peki biz bu modelleri kurduk. Bu modelleri kurduktan sonra bunu run etmeye kalktığımız zaman lokalimizde veriyi read ederiz bir yerden. Veririz bir e, modele, e, skorlarız ve sonuçları alırız. Yani 50 bin, 100 bin çok güzel bunları skorlar handle eder. Peki verimiz 100 milyon üzerindeyse, 1 milyar üzerindeyse bunları nasıl yapacağız? Ve tabii ki bankanın... ...bunu backbone'unda yani bir platformunda nasıl execute edeceğiz... ...hata aldığı zaman nasıl davranacağız... ...veriyi nasıl okuyacağız, nasıl distribute edeceğiz... ...yapı kredi arkadaşlar yeni geliştirdiğimiz bir yapı var... ...bizim Kubernetes ortamımız var... ...bunun üzerinde analitik modelleri mikro servisler olarak populate edip ayağa kaldırıyoruz... ...ve üzerine yığdığımız yüke göre yani bir analitik API'yi hangi hızla consume edebiliyorsak, edebilirsek o hızda da API'lerin scale edilmesine sağlayabiliyoruz. API'ler de podlar olarak düşünebiliriz Kubernetes'te basically. ve işte paralellik seviyesi netleştikten sonra işte 16 paralel, 32 paralel artık çalışma ortamımızın kapasitesi neye el veriyorsa o ölçüde paralelleşebiliyorsunuz. Tabii ki sınırsız kaynak yok. Ee, yani büyük banka da olsanız development için az önce 6 terabaytlık memorilerden bahsettim ama runtime ortamında oluşturulan bu modellerin runtime ortamında e, bu kaynaklar 4 CPU, 8 GB memory ya da işte 8 CPU, 16 GB memory boyutunda. Verinin boyutları ise örnek veriyorum 10 milyon, 100 milyon. 10 milyonluk bir müşteri kitlemiz olduğunu düşünelim. Müşteri bazında bir skorlama yaptığımız zaman e, bir veriyi 8 GB memorisi olan 10 milyon müşteri bir yere sığdıramıyorsunuz. E, bir database de değil bu ortam, application runtime. E, doğal olarak veriyi iteratif olarak almak durumundasınız. Yani şey gibi yani bir porsiyon yemek var. Ben bunu lokma lokma yemem lazım. E, ama bunu yaparken error handling'ini yapmam lazım. E, tekrar restartable kurmam lazım programlama mantığını, gerekli loglamayı yapmam lazım. Ee, anomali durumları tespit edip buna göre aksiyonları en başından belirlemem lazım ki hatta monitör edebilmem lazım. YouTube Services alttaki onu gösterir. Prometheus veya ee, Dolayısıyla güvenli bir şekilde e, tabiri caizse akşamları uyuyabilelim. Yoksa her gün e, bu kadar riskli veya riskli modüllere entegre olan machine learning modelleri e, eğer çalışmadığı ya da hata aldığı düzgün kurgulanmayan bir sistem üzerinde run çalıştığında da e, son derece problematik bankanın akışlarını etkileyen noktalara götürür konuyu. Yani machine learning'den farklı noktalara değinmeye çalışıyorum ki aslında işin challenging, farklı boyutlara engineering noktaları var. E, bu modeller bütün karar destek mekanizmalarında dahil ediliyor. Örnek veriyorum income estimation yapılıyor. Gelirleriniz tahmin ediliyor. Neredeyse bankadaki stratejik bütün karar noktalarında gelir durumuna göre belki limitler belirleniyor. O yüzden önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, Bitlede tek tek e, bölümü var. Burada teknolojilerden biraz bağımsız olarak bahsedip biraz da üzerinde yapılan örnekler e, çok kısa yani birer ikişer cümleyle bunlardan bahsediyor olacağım. Buraya şöyle bir motivasyon slide ile girmek istedim ben. Aslında e, o kadar büyük bir veri generate ediliyor ki, iki sene önceki rakam bu bu arada. E, her 60 saniyede e, sosyal medyadaki işte bildiğimiz belki uygulamalardaki üretilen veri miktarları bunlar. Şu anda bunların hepsini bir çarpı iki düşünebilirsiniz. İki, iki senede bir verilerin e, bir katına çıktığını düşünürsek. Çok ciddi rakamlar. Bu verileri peki hani bu kadar büyük kurumlarda çok magical, aşırı büyük makinelerde işlemiyorlar bir anda. Aslında çok düzgün yapılar kuruyorlar. Scalable yapılar kuruyorlar. Yani veri boyutları arttıkça aslında e, yatayda e, belli işte cloud ortamları olabilir ya da kendi e, private cloud ortamları olabilir. Scalable ortamlar kurabilmek en önemli keyword oluyor burada. Yani çok büyük bir makine alalım. Machine learning dışında söylüyorum orada gerekiyor ama çok aşırı büyük bir makine alalım. Her şeyi orada host edelim. Artık bu dünyadan hani tabiri caizse 1970'lerin, 80'lerin mainframe dünyasından bütün bankalar tabii ki daha open source'ı, ise e, shift ettiler, switch ettiler. Şimdi bu kadar büyük bir veri olduğu zaman tabii yaklaşımı biraz değiştirmek gerekiyor. Yani hani bildiğimiz, e, işte az önce söyledim ya, mesela e, yapı kredi şu anda 10 milyon müşteriyi 10 dakika gibi bir sürede tekil olarak e, API'ler üzerinden skorluyor. Büyük veri ortamında 1 dakikada 100 milyonun üzerinde de data proses edebiliyor. Ama datayı toplu proses etmekle API'ler üzerinden konsüm etmek farklı şeyler. O yüzden bir API üzerinden konsüm etmeye göre çok ciddi hızlardan bahsediyoruz. Şimdi bir sürü bir teknoloji siteyinden bahsediyoruz. Yani çok farklı teknolojiler var bu verileri işleyebilmek için. Bu resmin şöyle söyleyeyim yaklaşık 15-20'de biridir şu gösterdiğim. Bu Big Data Landscape 2021 olarak arattığınız zaman daha büyük resmi görürsünüz ama okunmuyor. O yüzden bu kısmını, bu kısımlarını ben koydum. Çok farklı teknolojiler var. Bunların her biri hedefe dönük olarak üretilmiş teknolojiler ve her birinin birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları var. Önemli olan doğru şeyi seçmek, ihtiyacı net olarak bilmek ve doğru şeyi seçmek. Yani engineering biraz legoları birleştirme kıvamına geldi tabiri caizse. Çünkü yani doğru teknolojiyi seçmezsiniz zaten baştan. Çıkmaz yola girmiş gibi bir şey oluyorsunuz. Yani onun sonu gelmiyor ve zaman kaybediyorsunuz, güven kaybediyorsunuz ee, ve ondan sonra belki e, daha um, open biraz daha enterprise kapalı kutu sistemlere e, migrate etmeye çalışıyorsunuz. Peki ne tarz metotlar vardı, neye dönüştü? Bu kadar konuştum. Ya önceden aslında genel olarak yani bir e, developer diyeyim, iki şekilde yani front end developer değilseniz tabii ki middleware ya da backend developers'ınız. İki farklı yöntemle aslında e, bir şey geliştiriyorsunuz. Yani nedir bu? Bir single request response alabileceğiniz API'ler generate edebiliyorsunuz. Bunlar tek bir request'te tek bir response mantığıyla çalışıyor. Tabii bunun da farklı mimarileri var. İşte lambda, kappa vesaire. Ee, bir de batch e, yapılar var. Burada da ne var? İşte veriyi toplu olarak oku, hepsini bir arada işle, toplu olarak yaz. Ama ne var? Eğer bunu e, geleneksel yöntemlerle yaptığınız zaman arada bir tane kayıtta bir sıkıntı varsa bütün işi durdur. Eğer error handling'i granüler seviyede yapmadıysanız. Yani çok güzel performansı çalışan bir şey ama aradaki anomali bütün işinizi stop edebilir. Aynı zamanda da riskli. Dolayısıyla yeni yaklaşımlar geliştiriliyor. Nedir yeni yaklaşımlar? Bir tane değil ama en önemlilerinden şu anda stream processing. Yani kompleks event processing olarak da biraz detaylandırabiliriz. Ne demeye çalışıyorum? Benim yaptığım bir hareketin, ben bir para transferi yapıyorsam o para transferinde benim bakiyemi uyguladığı bir şey vardır. Bana bir respons döner. Bakiyem yeterliyse para transferini yapar. Benim ard arda 3 tane para transferi yapmam, üçünü birleştirilmesi kompleks event processing'tir. Çünkü teker olarak işleniyor bunlar. Toplu olarak da gece işleniyor. Ama anlık belli bir window'da 3-5 farklı eventin aynı event de olmak zorunda değil. Bunlar belli time window'larda işlenmesi kompleks event processing e, ise giriş yaptığınızı gösterir. Hani bu mantığa giriş yaptığınızı gösterir. Aynı eventler olmak zorunda değil. Farklı kaynaklardan trigger edilen farklı eventler olabilir. Yani ne demek istiyorum? İnternet şubesine login, ATM'den para çekme, call center'ı arama. Bu üçünün üzerine bir senaryo oluşturmak istiyorsanız işte stream processing'i kullanmak durumundasınız. Yani Yoksa tabii ki etrafından dolaşacağınız yöntemler var ama yani hani bu teknoloji, bu işin smart e, yöntemi denebilir. Tabii ki bunu gerçek zamanlı işleme avantajı var. E, bunu scale edebilme, partition'layabilme, e, distributed bir şekilde hesaplama avantajları var. Doğru bir şekilde kurgulanabilirse tabii ki. Tabii ki tek mod üzerinden de çalışabilen formatları var. Ee, ama genel olarak mantık bazı inputları belli bir Windows'da işleme üzerine kurulu. Windows'ları siz belirliyorsunuz. Event'in yapılma zamanı da olabilir. Prosesin size gelip işlenme zamanı da olabilir bu ve bir kesinlik durumu da yoktur bu arada. Aşırı kesinlik gerektiren şeyleri bu mantıkla işleyemezsiniz. Ee, ya da sürekli ya test ettik, olma testi de çok zor bir şey. Test ettik, olmadı. Hangi window aldı, hangi datayı aldı? Dolayısıyla biraz daha toleranslı olan işler şu anda e, bu amaçta da kullanılabilir, kullanılıyorlar. Özellikle clickstream, hani e, clickstream işte şuna 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 tıklayan kişiler sıradaki e, sayfa olarak neye tıklayabilirler? Ya da ben bu işte sayfalar arasında navigasyonu sırasında müşterinin buna ne önerebilirim? Hani bazen size şey yapar ya mesela e, belli bir süre inaktif kaldığınızda belli mesajlar gelmeye başlar. Rule based olanları da vardır tabii ki ama çok smart yapılanları da vardır Sim Processing'de. Tabii bu işin ana e, şeylerinden bir tanesi, komponentlerinden bir tanesi. Süremi biraz açtım kusura bakmayın. Biraz daha hızlı bitireceğim. E, uygun mu bu arada yoksa daha hızlı es, da bitirebilir es, 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 Estağfurullah hiç sorun değil. Ee, Siz dinlemeye devam ediyoruz yani zaman sınırımız yok. Tamam, tamam. Ee, tabii ki Q'lar. Yani bu olay Q, işte RabbitMQ vardı daha önceden benim bildiğim ama hands-on üzerine çalışmaya başladığım Q Kafka oldu. Ee, zor bir, e, yani riskler barındıran bir processing aslında pipeline'ı diyebiliriz. Yani processing pipeline derken aslında geçici storage da denebilir. In memory'dir, persist edebilir, diske bir yere yazabilir, error... ...handling'i bu mantıklı üretebilirsiniz. Üzerinde cluster'da belli bir window'da... ...Kafka cluster'da bir batch iş çalıştırabilirsiniz... ...bir stream iş çalıştırabilirsiniz... ...daha ufak window'larda. Ama eğer doğru yapıyı kurabilirseniz... ...bütün uygulamalar birbirleriyle belli bir buffer'la... ...ve near real-time haberleşirler ve... ...aslında çok daha hızlı scale edilebilir. Distributed ve performansı anlamında daha... Ee, uygulamayı large scale'a taşıyacak yapıları kurabilirsiniz. Yani bugün bütün işte streaming platformları yani tartışmasız ne dinliyorsanız ne izliyorsanız ne okuyorsanız diyeyim e, mutlaka içlerinde barındırdıkları e, Q yapılarıdır Kafka ki üzerinde de bir sürü komponent yazılmıştır. Bir de Flink'ten bahsetmek istiyorum özellikle. Bunları da tabii biraz hani teknik olarak anlatmaktan ziyade biraz kafa açsın ve insanlar biraz daha fokuslanabilir, belki ilgi duyabilir diye anlatıyorum. Bu ne? Ee, bu da bir Window Calculation için yazılmış bir framework, bir komponent diyebiliriz yani. Üzerine Scala'yla ya da Java'yla e, yazabilirsiniz e, ya da Python'la yazabilirsiniz. E, farklı dilleri de e, kullanabilirsiniz bu anlamda. Big Data cluster'ının içerisinde by default olarak distributed çalıştırabilirsiniz ya da Kubernetes'te biraz daha administrative iş gerektiriyor ama yine orada da distributed bir şekilde datayı işleyebilirsiniz. Scaling için kullanılır ama en önemli yapısı, en önemli özelliği in-memory'dir vesaire, windowing özellikleridir. Bu anlamda size çok hazır, sizin yapmakta zorlanacağınız ya da Zorlanacağınız demeyeyim, zorlanabileceğiniz ya da bu kısmını aslında çok düşünmek istemediğiniz bir e, framework sunar. E, tabii ki verinin mesela bu işlerin tamamı çöktüğü zaman kaldığı yerden başlatılması, verinin belli state'lerini bir yerlerde store etmesi e, önemlidir. Bu yapıları da kurgulamak, düşünmek gerekir. Basit anlamda aslında windowing functionları şunlardır. Window, window dediğim şeyler şunlar bir user dimensionı bir de time dimension'ı düşündüğünüz zaman aslında mesela tumbling window dediğimiz şey aslında verinin küçük batch'ler halinde işlenmesi yani şu aralıktaki veriyi işler. Şu aralıktaki window 2'deki veriyi işler. Şu aralıktaki window 3'teki veriyi işler. Bu mantıklı filinki dizayn edebilirsiniz ya da kayan bir window şeklinde sliding window engineering şey computer engineer lisansı olan herkes görmüştür illaki bunu. sliding window yani bu nedir? İşte verinin dakikalık olarak, 5 dakikalık olarak belli triggerlarla çalıştırılıp ama işte 1 saatlik, 24 saatlik zaman aralığında hesaplama yapması için kullanılır. Yine daha az kullanmakla beraber belli kiye göre gruplamalar yapabilirsiniz ya da session'daki inaktiviteye göre yani belli bir hareket gelmediği durumda da bunu bir window olarak kabul et mantığıyla da bir gruplama yapabilirsiniz. Ne işe yarar? İşte anomaly detection'da çok işe yarar. Çünkü anomali dediğiniz şey hani az çok mesela trend konuları hani e, blockchain ile ilgilenen varsa grafiklere falan aşinadır diye düşünüyorum. Özellikle trendler vardır yani kısa zamanlı trend ve uzun zamanlı trend. Uzun zamanlı trend çok sağlamdır. Kısa zamanlı trend ise uzun zamanlı trende göre karşılaştırıldığı zaman bir e, şey belirler Ya yani bir anlam çıkartabilirsiniz buradan. Uzun zamanlı trendin altında ya da üstünde gibi. Tam olarak bunu kastediyorum aslında burada da. Mesela normalde mobil uygulamayı kullanmayan birinin gün içerisinde sürekli mobil uygulamada dolaşması, ATM'den günde bir tane belki ya da iki günde bir para çeken birinin düzenli olarak aynı gün ATM'den defaatle para çekmesi gibi birçok konuda trend yorumlama gerektiren konuda kullanımı çok uygundur. Nitekim bizde de mesela kart kopyalamalarını tespit etme amacıyla hani lojiyi tam olarak açıklayamayacağım ama e, yani açıklayamam ama e, kart kopyalamalarını tespit etme ve bunu çok uzun bir periyotta e, tespit edebilme ile ilgili e, geliştirdiğimiz altyapılar var. Yani fraud uygulamalarında direkt olarak e, kullanıyoruz ve gündemimizde. O yüzden e, arkadaşlara araştırmalarını tavsiye ederim. Spark bu işin aslında ilk başta da Spark Streaming vardı. Flink daha yeni ama windowing olayını daha uç noktaya daha gelişmiş bir noktaya taşıdı. Spark ise mikro batch'ler halinde çalışan, gerçi, hani tumbling window mantığıyla çalışan bir yapıda Tabii ki çok kuvvetli. Big Data için e, hatta daha mature e, yine Big Data cluster'da e, performanslı bir şekilde veri işlemenizi e, yarar. Bunu nerede kullanıyoruz? Örnek veriyorum location profiling dediğimiz. Yani biz müşterilerin belirli aralıklarda tabii ki işte ...lokasyonlarını, şöyle söyleyeyim... 5 ...400 ila 500 milyon... ...tabii ki değişken, mobil uygulama kullanımına göre... ...bu civardaki bir veriyi... ...Spark... ...ile yaklaşık olarak... ...3,5-4 dakika civarında işleyip... ...cluster edebiliyoruz. Yani sadece filtreleme, gruplama değil... ...cluster etme ve customer bazlı cluster etme. Her müşterinin lokasyonunu... ...kendine göre cluster etme... ...böyle bir uç noktaya gidebiliyor. Yine işte... Müşterilerin hangi merchantlarla nasıl e, relate olduğunu diyeyim, e, benzer şekilde proses edebiliyoruz. Yani çok ciddi veri seviyelerinde çok hızlı distributed program programming yapmanıza e, imkan sağlıyor. E, ama tabii ki yine limitasyonları var, düzgün programlanması lazım, hata durumlarının düzgün handle edilmesi lazım, e, kendi içinde zorlukları da barındırıyor. E, storage olarak çok hızlı bahsedeceğim. Apache Hive var e, Hadoop ekosisteminde. Bir veri tabanından bahsetmiyoruz Hive dediğimiz zaman. File sistemden bahsediyoruz. Özetle bir MapReduce işi çalışıyor. E, mantığına daha detaylı bakabilirsiniz. Çok teknik detayına girmeyeyim ama bir database değil. Update operasyonu yapılmıyor. OLTP gibi random akseslerde oldukça başarısız ama bulk proseslerde inanılmaz e, iyi sonuçlar alabilirsiniz. Özellikle Tune'da edebilirsiniz. Yani kapalı kutu, database'lerden farkı e, manuel tuning'e çok fazla imkan tanıması. O yüzden e, düz mantıklı bir şey yaptığınızda aldığınız performansla biraz uç noktalarına, corner cases'lere dikkat ettiğinizde aldığınız performans arasında dağlar kadar fark olabiliyor. Farklı file formatlarında tutuluyor veri. E, columnar tutulabiliyor, based tutulabiliyor en basic olarak. Text file tutulabiliyor. Şeması ile birlikte avro olarak tutulabiliyor. Farklı birbirlerine göre avantaj ve dezavantajlar barındırıyor. Ve random akses için big data ortamında yani bir key üzerinde bir key vereyim ve millisecond düzeyinde bana response dönsün. o key ile ilgili bütün her şeyi tek bir seferde alayım. Böyle bir şey arıyorsanız da büyük veri ortamında bizim elimizde şu anda HBase var. Ee, onlarca farklı NoSQL database var. Hepsinin birbirine göre avantajı dezavantajı var. HBase primitive denebilir ama çok hızlı diğerlerine göre net avantajlarından biri bu. Çok hızlı retry time'ları var. Dolayısıyla state tutmak istiyorsanız akan veri üzerinde belli bir hesaplama yaptınız, state'i hemen db'ye push edip 5 dakika sonra kullanmak üzere store edeceğim. 5 dakikalık bir zaman diliminde diyorsanız net olarak kullanabileceğiniz bir teknoloji olduğunu söyleyebilirim. Buna da özellikle bakabilirsiniz. Benim aktaracaklarım bu kadar Arkadaşlar ee, teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Bey. E, ben de e, yani şey yorum yapmak istedim araya girip gerçekten bu Big Data tarafı ayrı bir oturumda olurmuş gördüğüm evet. kadarıyla. <gülüyor> <gülüyor> e, çok da güzel işler evet. yapılıyor. Gerçekten ağzınıza sağlık. Hepinizin ağzınıza sağlık. Peki Ders ben senin... klasik sorumu sorabilir miyim? E, her e, Cum Cumhur de Tolga Bey'e Uygar Bey'e e, Bana üç tane spesifik e, konu, teknoloji veya e, kualifikasyon söyleyin. Şunu 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 biliyorsan gel pazartesi işe başla. Maaş dolgun, servis var, SSK vesaire hepsi tamam. Hangisi o 3? Spesifik söyleyin ama. Yani onu ben biraz e, başlangıçta vurgulamaya çalıştım. Özellikle e, Henüz daha iş deneyimi olmayan arkadaşlar için öyle bir ön koşulumuz yok. Yani şunu biliyor musun, şu dili daha önce konuştuğunu, yazdığını falan böyle bir şeyi aramıyorum ben açıkçası. E, kişinin merakını potansiyelini birazcık e, test ediyoruz. Ama hani burada şunu söyleyebilirim, bugün çok popüler olan Open Teknoloji siteindeki Python özellikle hani diğer muadillerinin de bir tık önüne çıkmış durumda. Neredeyse her yerde artık bu teknoloji ön plana çıkıyor ve open source dünyada da bunun üstüne çalışan insan sayısı da gittikçe arttı. Kaynak bulmak da çok zor, kendini geliştirmek, merak ettiğim bir şeyi çözmek vesaire de çok kolay. İşte özellikle hani bizim kendi teknoloji sistemimizi de göz önünde bulundurduğumda veya sektördeki benzer kurumları. Python çok popüler yani bunu arkadaşlarım ben mutlaka kenarından köşesinden bir şekilde dokunmuş, deneyimlemiş olmasını öneriyorum. Hem bir uygulama teknolojisi hem de veri işleme anlamında bir o kadar gelişmiş. Performansı anlamında vesaire çok olgun duruma gelmiş bir teknoloji. yani Mesela bir işte SQL bilgisiyle artık siz sadece e, yapısal veri tabanı üzerinde bazı e, sorgulamalar, güncellemeler vesaire yapabiliyorsunuz ama bu uygulama teknolojisi değil. Yani daha farklı bir e, scaling ihtiyacınız olduğunda buralarda dar darboğazlar yaşayabiliyorsunuz. Ama özellikle bu e, bahsettiğim e, Faith'in teknolojisi hem içerisindeki algoritmaların zenginliği hem de bu bahsettiğim tüm veri işleme uygulama scaling'i, uygulama seviyesinde scaling gösterebilme anlamında yani number one diyebilirim Python'ı. Peki Python bilenler hemen pazartesi gelip işe başlayabilir. Python kıymetli <laughs> bir <Evet. gülüyor> <Evet. gülüyor> Ama ben gerçekten Cumhur Bey sizin bu boş çay bardağı, pardon, soğuk çay bardağı, dolu bar, boş, bu bardağı benzetmesini çok beğendim. ben evet. de hani o kadar sizin kadar tecrübeli değilim bu alanda ama benim de genç arkadaşlara tavsiyem kesinlikle e, yani tecrübe kazanmak, hevesli olmak, uğraşmak. Yoksa her konu öğreniliyor artık şey değil, hiçbir bilgi gizli değil. Önemli olan gerçekten biraz daha o, e, uğraşarak kazanılan hani mühendislik yaklaşımı, çözüm çözüme ulaşmanın yollarını biliyor olmak. Benim de narcizane eklemem. E, onu da e, öğrencilerin özellikle yeni mezun kişilerin e, kazanmasının Bence en kolay yolu uğraşmak. Yani neyle uğraşırsanız, Big Data tarafında da yine Uygar Hocam söyledi. Yani gerçekten anlamsız gözüken şeylerle bile uğraşmak size beyninizde farklı kapılar açıyor. Ve diyorsunuz ki böyle de yapabilirmişim, bu da mantıklı olabilirmiş. Dolayısıyla gerçekten vakit harcamak gerekiyor. Dilleri de hani Python'ı öğrenmek, Python'daki bütün fonksiyonları biliyorum. Ya da bütün fonksiyonların işte tanımlarını anladım değil. Daha çok onu nasıl kullanabileceğinizi anlamış olmak. Ee, benim açımdan daha şey ya, yani bütün her şeyi ya. bilmek değil çünkü her şeyi öğrenebilirsiniz ama mantığını kavramak e, bence hız kazandırıyor diyeyim evet. ve tekrar yani kendi kendi kendini challenge eden kendi sınırlarını sürekli zorlayan bir e, yaklaşım mutlaka bir gün başarıyla karşılaşacak ve yani kendisi için aradığı beklediği imkanı fırsatı da mutlaka bir gün e, karşısında bulacak en önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum ben. Onun dışında dediğin gibi yani o kadar artık rahat erişilebilir hale geldi ki bu teknolojiler, algoritmalar yani e, hani insanlar girip böyle basit bir yüdemi eğitimiyle bile hani e, bir veri bilimcisi kıvamına gelebiliyorlar. Yani şeyden başlayarak, sıfırdan başlayarak belli bir süre sonra. O yüzden hani merak, tabi yani tabii altyapısının bir eğitimin, işin e, bir ...engineering nosyonunun olması lazım. Bu önemli. Çok böyle tepeden indiği zaman da bazı temel şeyleri kaçırıyor olabilir. Yani bunu söyleyebilirim. Özellikle bu veri bilimi alanında... ...çok iyi bir mühendis olmak da yeterli değil. Yani siz önünüze bir şey geldiğinde, konu geldiğinde... ...onu çok iyi çözebiliyor olabilirsiniz. Bir problemi, bir teknik bir problemi çözebiliyor olabilirsiniz ama... ...orada bir de işin, yaptığınız şeyin hani... Faydasını anlama, anlatma anlamında bir de bir business sense e, tarafı var. Yani sadece teknik işler değil çünkü bu veriyle e, üretilen çıktılar teknik konu çok çok önemli. Onun doğru düzgün çalışabilmesi, zamanlamalı bir şekilde beklenen çıktıyı üretebilmesi vesaire. Ama hani ben bunu niçin bu detayla yapıyorum? Başka bir detayla yapsaydım ne olurdu? Şu algoritmayla deneseydim ne olurdu? Çıktıyı kıyaslarken aradaki farkı süzebilme, anlayabilme. Bu ikisi bir araya geldiği zaman zaten hani bugün çok da fazla örneği e, olmayan, hani bunun vücuda gelmiş hali çok yoktur yani. Dünyada da çok yoktur. Unicorn dediğimiz bir profil ortaya çıkıyor. Yani çok iyi mühendisler var. Çok iyi e, e, veri bilimcileri var diyeyim. Ama bu ikisi birleştiği zaman müthiş bir kompozisyon çıkıyor. E, iki taraftan bir tanesi birazcık şey yaptığı zaman, hafif kaldığı zaman onun eksikliğini hemen hissediyorsunuz. Bir ikinci paydaşa ihtiyaç duyuyorsunuz o beklenen çıktıya ulaşabilmek için. Ee, hem teknik yönlerini geliştirirken arkadaşlarım hem de bu ben bunu niçin yapıyorum, nasıl farklı yapabilirdim bu business sensin özellikle yani... anlam üretmeye çalıştığı konunun da detaylarına hakim olacak şekilde bir yandan da geliştirmeye devam ediyor olması lazım arkadaşlar. Mesela biz Kendimden örnek vereyim. Ben bir bankacı değilim. Hala değilim. Olduğumu iddia edemem ama 20 yıldır finans sektörü içerisinde IT hizmeti veriyorum. O işi yapan insanların, bize bir taleple gelen insanların en azından ne yapmaya çalıştıklarını onlar kadar anlamam gerekiyor ki onlara bir çözüm önerisi getirebileyim veya o ihtiyacın yönelik bir çözüm tasarımı yapabileyim. Bu business sense kısmı olmadığı zaman Neyle uğraşırsanız uğraşın, hep bir tarafı havada kalıyor işin. Yani o pure mühendis olma, sadece teknik tarafta ilerlemenin böyle bir dezavantajı var. Bunu tamamlamak gerekiyor veriyle ilgili olan konularda. Çok uzattım biraz ama hani böyle bir dengesi tutturması gereken bir konu gibi düşünüyorum bunu. Bu söylediğiniz şeye ben çok fazlasıyla katılıyorum. E, IT'de çalışan arkadaşların, IT ile ilgili, veri ile ilgili çalışan arkadaşların biznes tarafını, iş tarafını iyi anlıyor olması kendilerine çok büyük artı katacaktır. Hangi sektörde, hangi şirkette çalışırsanız çalışın. Kesinlikle. Tolga Bey, 3 pozisyon, 3 spesifik kualifikasyon. Şunları biliyorsan işin hazır. Valla benim de aklıma ilk gelen şey merak açıkçası. Yani şey merak çok önemli e, bizde. <laughs> hani proaktif olması e, iş birimiyle gerçekten iyi anlaşabilmesi bu çok önemli Cumhurbey'in söylediği gibi. E, şu anda Power BI bilen arkadaşlara da çok ihtiyacımız var. Ek olarak. yani <laughs> Yığınla iş geliyor şu anda. <gülüyor> Durduramıyoruz. <gülüyor> Süper. Uygar Bey, siz o kadar çok teknolojiden bahsettiniz ki e, benim kafam döndü. Siz de 3 değil, 33 tane de söyleyebilirsiniz, arzu ederseniz. Ben e, tam tersi şunu söyleyeceğim, ben çok teknoloji bilenden ziyade deneyimleyen kısmını daha çok önemsiyorum e, bahsedildiği gibi. Bence bilinmesi gereken ya teknoloji değişiyor. Yani benim başladığım noktayla şu an geldiğim nokta bambaşka noktalar. Teknoloji çok değişken. Bir kere birini biliyorsanız bile versiyonlar sürekli değişiyor. Dolayısıyla hani aynı şeyleri size sunmuyor. Önemli olan şey belli konseptleri bilmek olduğunu düşünüyorum ben. Hani konseptleri bilebilirseniz o sizin için bir framework olur. İçini istediğiniz dille kur doldurabilirsiniz. Yani istediğiniz hangi dili yazıyorsanız yazın. Tabii ki avantajlı olanı tercih edersiniz. Ee, önemli olan karşılaştırabilme, mukayese yeteneğine sahip misiniz? Basit Software development prensiplerine hakim misiniz? Hani bir işi yaparken bu işin hani happy path'i budur ama ben hiç worst case'i düşünmedim. Her şeyi böyle olacağını düşündüm. Buna göre bir şey geliştirdim. Ee, hani devanda patlayacak ya da güvenilmeyecek. Yani kodlar üretebilme potansiyeline karşı bence e, engineering notasyonunu doğru oturtmak, hani o kavramlara hakim olmak e, çok daha önemli diye düşünüyorum. Eee yani sürekli öğrenebilmeyi tabii ki yani bir kenarda tutmak lazım. Yoksa olduğunuz yerde durduğunuz anda geriliyorsunuz net bir şekilde. Evet. Ben bir şunu ilave etmek istiyorum hani müsaadenizle. Ee, hani az önce tool'lardan bir sürü teknolojiden falan bahsettik ama hangi e, bir kere işi yapıyorsanız ona uygun bir araç seçmeniz gerekiyor. Zaten birinci sizi potansiyel fail ettirebilecek Kırılma noktası oradan e, ayrışıyor aslında. Doğru aracı işin yapacağınız işe göre doğru aracı seçmek. İkincisi bu e, teknolojilerin araçların e, üç aşağı beş yukarı doğru tasarım yaptığınız zaman e, kabiliyetleri yaptığınız işin orada çalışabilmesi, beklediği çıktığı üretebilmesi arasında çok büyük bir e, dalgalanma yok. Yani temelde aslında tool setten ziyade sizin hani o engineering nosyonunuzun sağlam olması, doğru tasarım yapmış olmanız, yaptığınız şeyi Excel'de çalıştırdığınız zaman bile çalışabiliyor olması. Yani bu bu birinci prensip bence. Onun dışında işte bugün geçmişte mesela benim öğrencilik eğitim aldığım dönemlerde COBOL, Pascal diye bir şey vardı. O kullanılıyordu. Ondan sonra o bir 3-5 sene sonra Delphi'ye, Visual Basic'e döndü. Sonra .NET'ler çıktı. Java'lar çıktı. Bugün bambaşka şeylere dönüşüyor. Python'a falan gidiyor. Bu zaten sürekli değişen bir e, teknoloji e, şeyi e, döngüsü. Ama siz hangi dönemde olursanız olun doğru tasarımı yapabilme yeteneğine sahipseniz kullandığınız aracın çok büyük bir ayrıştırıcı olmadığını söyleyebilirim. Yani bu çok kritik bence. Okay, gayet katıldım. Doğru güzel yorumlar bence de. Tullar bazen bir araçtan fazlası olmuyor. Araçlar hakkında teknik bilgiyi çok arttırmaktan ziyade onun altındaki yatan temelleri bilmek daha kıymetli. Yoksa evet. bugün yarın başka bir araç aynı işi daha kolay yapmanızı sağlayabilir. Temeli konsepti biliyorsanız araçlar arası geçişte de çok minimal vakit kaybediyorsunuz genellikle. Eğer katılımcılardan sorular varsa alabilirim. El kaldırabilirsiniz. Mikrofonunuzu açabiliriz veya yazıcı olabilirsiniz. Benim kendi adıma sorularım bu kadar. Üç spesifik alanda şu profilleri şu kualifikasyonları arıyoruz'a cevap e, almaya çalışıyorum. Teşekkürler verdiğiniz cevaplar için. Ben sözü Mustafa, Mustafa hocama bırakayım. Tekrar katılımcılardan sorular olursa onunla da devam edebiliriz. E, sonra yavaş yavaş kapatırız diye tahmin ediyorum. Yani ben ben o zaman soru gelene kadar şey yapayım, o vakti değerlendireyim. Çok teşekkürler gerçekten herkese e, değerli vakti için. Halil hocam sana da e, bu hani Türkiye'deki meetup konusundaki liderliğin için teşekkürler. Gerçekten güzel işler yapıyorsun. E, ben de olabildiğince dahil olmaya çalışıyorum. Kursat için de her ne kadar Power BI'den biraz olsun uzaklaşmış olsam da rol itibariyle benim de bir gönül şeyim var e, bu alanda. Zaten data tarafında da hala güzel işler yapmaya çalışıyoruz. E, benim açımdan çok verimliydi. Kesinlikle e, yani yapı krediyle yoğun çalışmamıza rağmen benim de bilmediğim bir sürü şeyi öğrendim ve çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim kendi adıma. E, umarım katılımcılar için de verimli olmuştur. E, bu konsepte sanırım ilk kez yapıyoruz mitapta da. E, ileride daha da e, bence çok devamının da gelebileceği bir konsept. Çünkü gerçek deneyimler aktarıyorsunuz. Çok kıymetli. Ee, ve yani son bir yorum daha ekleyeyim. Hani Yapı Kredi'nin bu anlattıkları çerçevesinde eminim katılımcılardan da daha küçük ölçekte özellikle kurumlarda genelde hani bir kişi iki kişi bu konuştuğumuz bütün konularla ilgili gelen konuları adreslemeye çalışıyor. Onlarda da farklı challenge'lar bu sefer ortaya çıkıyor. Yani ufacık bir ekip tek başına business analyst, işte e, data scientist, BI reporting e, ve e, bir yandan da bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Gerçekten tabii onlar açısından bakıldığında yapı kredi'de böyle büyük ekiplerin spesifik konularla uğraşıyor olması da e, bir yandan da büyük bir şans. Tabii ki kurum bunu zamanla e, bu olgunluğu kazandırıyor. Ve e, bunu neden aslında açıkladım? Sizin bunları anlatmanız çok kıymetli o tür kurumlar içinde. Onların hani e, Türkiye'de bir kurumun hani hangi ölçekte bu işleri yaptığını görmeleri açısından çok kıymetli. Hatta siz anlatırken şunu düşündüm. Hani anlattığınız içerik ver Data tarafı, diğer konular. Bu konuları ben Türkçe uzun zamandır dinlemediğimi fark ettim. Yani e, biz hep anlatan taraftayız ama hep yabancı kaynaklardan dinliyoruz. Hani bunun doğrusu budur, bunun olması gereken yol budur. Bu büyük ölçekte şöyle yapılır. E, sizden dinlediğimde gerçekten benim için de çok e, güzel oldu diyeyim. Daha da fazla uzatmayayım zaten vaktimizi açtık. Soru varsa sorularla bir, bir tane var daha önce sormayı atladığım bir soru. Bankacılık sektöründe veri gizliliği elbette önemli. Cloud kullanımı hakkında planlamanız nasıl diye sormuş Gürkan Bey. Buna ben yanıt vereyim müsaade arkadaşlar da. Şimdi bizim e, herhangi bir bugünkü regülasyon itibariyle herhangi bir public cloud'a yani Microsoft'un Azure'u olabilir. Çünkü bunların şu anda Türkiye'de bir fiziksel data center'ları yok. Microsoft'un bu yönde bir adımı var ama henüz fiiliyata geçmiş bir durum yok. Herhangi bir public cloud'a verimizi çıkartmak gibi bir iznimiz yok. Regülasyon bunu şu anda engelli, engelliyor maalesef. Fakat bu konuda biliyorsunuz hep teknoloji regülasyonun iki adım önündedir. Regülasyonu da sürekli kendini challenge etmeye zorlar. Burada Microsoft e, tüm bir girişimi var, e, özellikle Türkiye merkezli bir fiziksel data center kurma noktasında. Buraya da büyük bir ihtimalle hem finans sektörü hem diğer sektörlerden de bir e, talep gelecektir diye tahmin ediyorum. Ama fakat biz şu anda kendi data center'ımız üzerinde e, kendi ölçeğimizi kaldıracak büyüklükte bir cloud e, ortamı oluşturduk uygulamalarımızı da yani bugünkü operasyonel sistemler diye bahsettiğim dijital kanallarımız, ana bankacılık uygulamalarımız bunları da peyderpey bu yapıların üzerine taşıyıp orada ran ediyoruz. Mesela bizim şu anda bugün mobil uygulamamızın backend'i tamamen neredeyse %100'e yakın e, cloud ortamında çalışıyor. Fakat bu private bir cloud. ATM uygulamamızın tamamına yakını. Geri kalan işte yüzde yarımlık, yüzde birlik yükü biz bir disaster Recovery senaryosu için hala da geleneksel yapılar üzerinde, değer metal ümür üzerinde çalıştırıyoruz. Şu anda zaten biz o e, vizyona doğru yapı kredi olarak adım atmış, ve uygulamalarımızı buraya taşıyoruz. Fakat e, bunlar şu anda tabii fiziksel olarak bizim kontrol edebildiğimiz data centerlarda e, oluyor. Eğer regülasyon bir gün işte Türkiye'deki evet konsolide fiziksel büyük oyuncuların kuracağı data center'lara izin verdiği durumda buradan ampla gelip oraya plug gelecekmişiz şeklinde hazır halde olduğumuzu söyleyebilirim. Verinin o ortamlara çıkması, orada işlenmesi hani bugün itibariyle regülatif anlamda mümkün değil. Okay. Müşteri gizliliğini sağlayarak bir şekilde anonimleştirerek vesaire yapabilir miyiz konuları da gündemde. Onun da şu anda öne açılmış değil. Okay. Eksik veriler için nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz diye bir soru var. Muhtemelen Uygar Bey'e sorul diye tahmin ediyorum. Emin değilim. Yani şu şekilde söyleyebilirim. Machine Learning'de tabii ki hani veriye veriyi analiz etme safhasında e, ee, Missing Value Handling ile ilgili 4-5 tane yöntem uygulanabiliyor. Nedir? Birincisi e, şuna bakılıyor. Missing Value'nun oranı nedir total veri içerisinde? Eğer zaten çok yüksek bir orandaysa bu direkt discard ediliyor kolon olarak. E, belli bir kolondaysa. E, bunun dışında aynı şeyin tabii row bazısı da var. Eğer çok küçük ve önemsenemeyecek düzeydeki bir şeyse rowları delete etme de bir yöntem. E, bunun dışında analitik functionlar kullanılabiliyor. Yani min konulabiliyor, kolon ortalaması ya da medyanı konulabiliyor, eklenebiliyor ya da default bir değer belirlenip eklenebiliyor ya da principal component analysis gibi bir yöntemle de missing value'yu handle edebilirsiniz. Bu tabi algoritmik ve çok daha uğraştırıcı bir şey, yöntem. Hani bunun yani bu tarz bir veriyle çalışmadan önce tabi bizim herkes sıfır noktasındaki bir veriden analitik bir model üretmeye başlamıyor bankada. Özellikle Data Warehouse'da bu veriyi oluşturan data datamartları oluşturan arkadaşlarımız verinin temizliği, standarizasyonu, normalizasyonu e, noktasında çok ciddi çalışmalar yapıyorlar ve e, veriyi belli bir standarda getiriyorlar. E, denormalize ediyorlar. Mümkün olduğu kadar az joinle daha fazla veriye hazır e, ulaşabileceğiniz bir formata getiriyorlar ve kalitesiz veriler zaten Data Veras gibi bir ortamda mutlaka handle edilmiştir, analitik bir çalışma dışında da. Ama analitik çalışmayı yapan kişi, default değerler üzerinde tekrar oynamalar yapabilir ve bu eksik verileri az önce saydığım yöntemlerle, eksik verinin oranı çok önemlidir burada, kolonda da olabilir, row'da da olabilir. Ee, bu saydığım yöntemleri kullanabilir. Bir soru daha var zannediyorum yeni mezun bir arkadaşımızın sorusu. Üniversitede yönetim bilişim sistemleri bölümü okuyarak iş zekası hakkında çalışmak dezavantajlı mı? Mühendislik mi aranıyor yoksa mühendislik mi aranıyor? Kısmen verdik aslında cevabı. Evet yani çok kısa bir yorum yapayım ona. Yani yönetim bilişim sistemleri core mühendislik eğitimi anlamında tabii bir mühendislik lisansı e, ile çok kıyaslanabilecek bir şey değil, eğitim e, kataloğu değil. E, fakat yani az önce bahsettiğim, bu bahsettiğim işte ilgi konusu, merak konusu, bu teknolojileri araştırma orada bir deneyim varsa, bizim böyle hani şu bölümlerin mezunu olması gerekir mutlaka dediğimiz bir şeyimiz yok. Hani bu, vurduğumuz bir damga yok. Yani bugün yapı kredide e, bilgisayar mühendisleri e, yönetim Bilişim Sistemleri mezunları yani bugün bu çete katılan arkadaşlarımızın arasında da vardı. Hatta çok kıymetli çalışanlarımızdan bizim. E, istatistik e, mezunları, matematik mühendisleri, endüstri mühendisleri bu e, bu işi yapabilecek yetkinliğe sahip kendini geliştirdiği sürece e, arkadaşlarımız da var. Yani öyle bir şey kısıtı yok. O bahsettiğiniz bölüm de çok değerli bir bölüm. hı. hı. Okey, ee, soru zannedersem yok. Ee, normalde Abi. bir saat yaptığınız webinar iki saate yaklaşmış durumda. Ee, çok teşekkür ediyorum ben tekrar katılımınız için. Ee, büyük fayda sağladığımızı düşünüyorum arkadaşlara, tecrübenizi aktardınız. Çok teşekkürler, çok sağ olun, elinize ağzınıza sağlık bir dahaki webinar'da tekrar görüşürüz umarım bu sefer teknik bir konu olabilir Uygar Bey'le Tolga Bey'le özellikle Uygar Bey'le sizin anlattıklarınızdan benim başım döndü bunları açmak gerekir diye geçti içimden <laughs> onları bir tekrar bir yere konuşalım sizinle lütfen ben son sözü Mustafa'ya bırakayım çok teşekkür ediyorum katılımınız için ben, ben zaten aktardım duygu ve düşüncelerimi. O yüzden <laughs> daha fazla uzatmayayım. Herkesin de daha fazla vakti almayalım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet, biz teşekkür ederiz Halil Bey organizasyon için. Çok, çok, çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek sağ olun. Üzere. Çok sağ olun. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.